Efendim iyi akşamlar. Başka şeyler başladı. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Yine her zaman olduğu gibi mühim ve bir devam programı diyebileceğimiz programı yapmak üzere huzurlarınızdayız. Daha önce kıyamet, kıyamet alametleri bunları konuştuk. Hemen peşinden peki hesap, sorgu, sual onlar nasıl olacak? Cennet ve cehennem yoluna insanlar nasıl gelecek? Onları da konuştuk. Peşinden cennet ve cehennem orada hayat nasıl olacak? Cennete dair bir dolu merak ettiğimiz var. Zannediyorum ki insanoğlunun ümit var tarafı. Hiç kimse cehennemin nasıl olacağını çok fazla merak etmez de herkes hani cennette o da olacak mı? Peki bu nasıl olacak? Peki şu nasıl olacak diye sorar. İşte bugün hem cenneti, merak ettiğimiz cenneti hem de aslında çok bilmek istemediğimiz, uğramayı da pek düşünmediğimiz, ve uğramamak için de elimizden geleni yaptığımız cehennemi. Cennet ve cehennemde hayat nasıl olacak? İşte bunu konuşacağız. Bunun için huzurlarınızdayız. Tekrar ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Kıymetli bir misafirim var. Daha evvelki iki programı da kendisiyle yaptığımız Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi. Yardımcı doçent doktor Ebu Bekir Sifil hocam bizimle birlikte hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsterseniz şöyle bir şey yapalım mı? Arkadaşlar bir hazırlık yaptılar. Daha evvelki iki programda biz neyi nasıl ne kadar konuştuk. İyi oldu. Ondan böyle çarpıcı. Biz de bir iyi. hatırlamış olalım. Eyvallah. Bakın kıyamet alametlerini ve hemen akabinde o sorgu sual faslını, sıratı geçme kısmını hocamla önceki iki programda nasıl konuşmuşuz. Bir şöyle hafızamızı tazeleyelim. Sonra cennet ve cehennem diyeceğiz. Buyurun bakalım. Bu ayet indiği zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ahir zaman nebisidir, ahir zaman peygamberidir. İşte onun gelmesi bizatihi bir kıyamet alametidir, ahir zaman alametidir. Dolayısıyla onların algısında kıyamet diye bir mefhum, bir hakikat de yok. Beklemedikleri bir şey ansızın başlarına geldiğinde o zaman gerçeği görecekler ama iş işten geçmiş olacak. Bizim deccal dediğimiz öyle inandığımız varlığa onlar Mesih olarak itibar ediyor. Çarmıha gerilen Yahuda İskariyottur, İsa Aleyhisselam değildir. Hmm. Ehli kitaptan herkes, bütün ehli kitap ölümünden önce İsa Aleyhisselam'a iman edecek. Dolayısıyla onların bizim yeis anı dediğimiz artık can boğaza gelmiş, gayb perdesi açılmış, kendi akıbetini görür hale gelmiş, ölümü tatmak üzere böyle bir insanın iman iddiasını Kur'an-ı Kerim zaten kabul etmiyor. İsa Aleyhisselam ölmedi, göğe çekildi kıyamete yakın yeryüzüne nüzul edecek inecek ve o arada bir şeyler olacak ne olacak Haçı kıracak ve domuzu öldürecek. Ve bütün bunlardan bütün bunların üstünde deccali öldürecek. Duman çıkacak o dumandan kafirler sarhoş olacak. Hayır, hayır bu duman o duman değil. Bu değil, o başka bir duman. O bir meltem Meltem gibi ılık bir esinti. O esinti de bütün Müslümanlar. O artık son noktadır. En son noktadır. Bütün Müslümanlar muvahitler ölecek ve yeryüzünde sadece inkarcılar kalacak. Kıyamet işte onların başına beklemedikleri biçimde kopacak. Deccal de ölüleri diriltecek ama dirilttiği ölü ona sen yalancısın diyecek. Sen yalancı Deccalsın diyecek. Deccal'i öldürdüğü zaman dilimi, o an ee, Tevbe kapısının kapatıldığı andır. Kıyamet dediğimiz şey bir halden başka bir hale geçişin sarsıcı sancısıdır. Yani ömrünüzü neyle doldurduysanız son nefeste karşınıza o gelir. Onunla ahirete ilk adımınızı atarsın. Bak, kabre konulan insan orada bir hayat boyutundan başka bir hayat boyutuna intikal ediyor. Orada bedeni toprak oluyor ama insan bedeninden ibaret bir varlık değil. İnsanın Hakikati ruh beden birlikteliğinden oluşuyor. Bu sorguya mümin e, sınıfı geçecek şekilde cevap verdiği anda kabri genişletilir kendisine, rahatlatılır, ferah bir ortam haline getirilir ve cennette gideceği yeri gösteren bir pencere açılır. Sonra Mahkemeyi Kübra. Evet. Ne demek Mahkemeyi Kübra? Ne olacak orada? Cenab-ı Hak yardım etsin. İşte işin e, en kritik noktası belki de bu. Bizim Cenab-ı Hakk'ı dünyada bu gözlerimizle görmemiz söz konusu değil. Çünkü bu göz Cenab-ı Hakk'ın varlığını idrak edebilecek kabiliyette ve kapasitede değil. Ama ahirette cennetlikler için öyle bir yeniden bedenleniş söz konusu olacak ki o beden Cenab-ı Hakk'ı görmeye, onun zatini, cemalini temaşa etmeye uygun ve kabiliyetli olarak yaratılacak. Evet efendim işte bu minval konuşmuşuz Ebu Bekir Sifil Bey hocamla. Bugün de cennet ve cehennem hayatına dair konuşacağız. Yalnız müsaade ederseniz ben hepimizin gündeminde olması itibariyle bir mevzu sorarak başlamak istiyorum. Kadın cinayetleri vesaire bütün bunlar yaşanıyor. Sadece kadınlara özgü de değil insanların insanlara rahatlıkla kıyabildiği zamanları yaşıyoruz. Hunharca, canice, merhametin, vicdanın, insafın kalplerinden çekildiğini gördüğümüz ve kahrolduğumuz olduğumuz onlarla aynı zamanda yaşıyor olmaktan, aynı mekanda yaşıyor olmaktan kahrolduğumuz kimselerin yaptığı bazı işlerle canımız sıkılıyor. Yine bir hadise yaşandı. Özgecan cinayeti. Buradan önce kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet dileyelim ve ailesine de sabır cemil dileyelim. Allah güzelce bir sabırla sabretmeye onlara nasip etsin. Hayırlı uzun ömür versin geride kalanlara. Bu arada bir şey çok konuşuldu. Şimdi bugün bir bakan dahi İdam bu tür suçlar için geri gelmeli dedi. Özellikle sosyal medyada baktığımızda enteresan şeyler yazıldı. Niçin bu böyle? Hatta bendeniz dahi dayanamadım ve dedim ki bu tür bir suçta katilin cezasını maktulün ailesi belirlemelidir. Bunun dışındaki her türlü ceza şekli çağ dışı adaletten uzak ve obazcatır. Bırakacaksınız maktulün ailesine. O her neye Karar veriyorsa işte o ceza o kişiye tatbik edilecek. Çok konuşuldu anlatmak istediğim. Hocama şunu sormak istiyorum. Bu arada şu da aklımıza geldi. Modern hukuk bir takım cezalar tespit ediyor, tayin ediyor ve idam da bunların içerisinde uzunca bir zamandır yok. Dünyanın pek çok yerinde de uygulanmıyor, ülkemizde de uygulanmıyor. Ama böyle bir özgecan cinayeti benzeri bir cinayet olduğu vakitte yahu neden bu ülkede idam yok ki? Acaba? yaptığı işin neticesinde idam edileceğini bilse, madem ki hukuktaki cezayı belirlerken asıl olan müeyyidedir, ondan vazgeçirme gücüdür, acaba bu insanlar bu işi yapabilir miydi diye aklımıza geldi. Burada da bir ayet çıktı karşımıza. Kısasta hayat vardır. Bu da paylaşıldı. Hocam İslam hukuku nasıl bakıyor böyle bir hadiseye? Bununla başlayalım sonra cennet ve cehennemle devam edelim. Evet, Bismillah, Elhamdülillah, ve salatu ve seyyidina Resulillah. İslam büyük günahları, günahları kategorize etmiş. Büyük günahlar ve bunların dışındakiler şeklinde. En'am suresinde, başka surelerde ve Efendimizin pek çok sahih rivayetinde, hadisinde e, nefs elleti اَلَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ifadesi geçiyor. Yani Allah'ın Hak Kıldığı Dışındaki Nefsi Öldürmek Haramdır ee, Bunun Da Şeyleri Var ee, Açıklamaları Açımlanması Var Yani Bu Allah'ın Helal Kıldığı e, Katil Öldürme Nedir İşte Savaşta Olur Kısas Dolayısıyla Olur Başka Hususlar nefsi Dolayısıyla bülapha Nefsi Müdafaa Dolayısıyla Olur Onun e, İslam Hukukunda e, Maddeleri Çok Net Ve Kesindir burada bir katil hadisesi var. Ve bu gerçekten hunharca yapılan bir şey. E, toplumun e, e, hukukunu, huzurunu korumak, geleceğini garanti altına almak, bireylerin emniyetini, güvenliğini sağlamak ve daha pek çok hikmet dolayısıyla Cenab-ı Hak kısasa kısas hükmünü getirmiş. Ve kul fil kısası hayatun ya ulul albab Ey temiz akıl sahipleri, sağlıklı düşünen insanlar, sizin için kısaslı hayat vardır. Şimdi ölen öldüğüyle kalıyor. Buna karşılık çağdaş hukuk sistemlerinde birçoğunda verilen cezalar, işte müebbet hapisler veya buna benzer başka ağırlaştırılmış cezalar var. Fakat bu hiçbirisi bunun katil hadisesinin karşılığı değil. Amerika'da ve başka daha bazı ülkelerde e, öl, ölüm cezasının bulunduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ölüm cezasını konuşmak illa bir çağdaşlıktan bahsedeceksek çağ değil. Bu kalıplar içinde düşünenler için bile bunun e, bir uygulama alanı var. Bir makbuliyet, meşruiyet alanı var. İslam hukukuna fıkha gelince bu çok açık ve nettir. Bir cana haksız yere kıyanın çarptırılacağı ceza eğer maktulün yakınları diyet talep ederlerse bu durum dışında mutlaka ölümdür. Maktulün yakınları dilerlerse affedebilirler. Dilerlerse diyet yani maddi bir yaptırım talep edebilirler. Mali bir karşılık talep edebilirler. Dilerlerse öldürülmesini isterler. Yani Onların en tabi halkıdır. Kısas şu mu demektir? Mesela bu hüküm eğer uygulanıyor olsa Özgecan Aslan'ın ailesine sorulacak. Kızınızı öldüren kişiye ve onun işte sonrasında yakılması vesaire ona yardım suça eden kişilere, edenler, evet. suça iştirak edenlere nasıl bir ceza verilmesini öngörüyorsunuz diye öldürülen kızın ailesine sorulacak, doğru mu? Doğrudur ama e, yani her öldürme biçimi aynıyla e, tekrarlanmaz. Yok bunun üzerinden konuşursak, evet. böylesi bir cinayet üzerinden konuşursak. Şimdi İslam fıkhında yakarak öldürme cezası yoktur. Bunun yerine özellikle Hanefi fıkhında böyledir. Bunun yerine e, öldürme cezası vardır. Bu kılıçla e, boynunu kesmek şeklinde olabilir. Yahut bugün artık e, kurşuna dizmek şeklinde olur. Yahut dar ağacına çekmek Sandalye şeklinde olduk, olur. Dar ağacı olur. Evet. Evet, yani ölümdür, kesin ölümdür. E, maktulün ailesinin tercihi burada az önce ifade ettiğim üç e, seçenekten birisidir. Yani dilerse tamamen affeder, hiçbir karşılık beklemez. Dilerse mali bir karşılık alır, diyet alır. Dilerse ölüm cezasına şarttırılmasını talep eder. Ama tamamen ailenin noktasında. Evet, bu başka hiç kimsenin hakkı değil, başka hiç kimsenin yetkisinde değil. Bu İslam fıkhında devlet de dahildir buna. Devlet başkanının dahi affetme yetkisi yoktur. Ee, hak münhasıran mağdurun, maktulün ailesine, yakınlarına, velilerine aittir. Ayette de tabir enteresan değil mi hocam? Kısasta hayat vardır. Evet. Hayattan bahsediyor. Bir de temiz akıl sahiplerine hitap ediyor bu ayet. Onun için biraz vurgulamaya çalıştım ayeti okurken. Ya ulil elbab diye lüp temiz akıl, sağlıklı düşünebilen akıl demek... Onun için Cenab-ı Hak burada sağlıklı düşünen akıllara, dirayet sahiplerine, firaset sahiplerine hitap ediyor. Düşünün bu, bu mesele üzerinde gerektiği analizleri yapın, geçmişe bakın, bugüne bakın, tecrübelerinizi dikkate alın ve göreceksiniz ki kısas da sizin için hayat var. Heh, teşekkür ediyorum. Konuya geçelim Rica. ama tabii şunu da ifade edeyim. Şimdi biraz sonra biliyorum sosyal medyada yazılır, CNN Türk'te ülkeye şeriat getirmekten bahsediliyor <laughs> diye. Meramımız bu değil. Sadece... İslam hukuku şayet uygulanan bir ülkede olsaydık Özgecan Aslan'ın katillerine nasıl bir cezayı kim tespit edecekti? Kur'an-ı Kerim bu konuda ne diyor? Yani bizi böyle eleştirecek olanların da iman ettiği kitabın bu konuda ne dediğini merak ettiğimiz için hocama sorduk. Tekrar Özgecan kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz ailesine de acılı ailesine de sabrı cemil niyaz ediyoruz. Geçelim konuya. Cennet ve cehennemden çok da beri bir mesele değildi aslında. Çünkü evet. işte insan cennetini de burada bir ailenin cenneti yıkıldı evet. dünyada kızlarının katledilmesiyle. Evet. Bir başkası dünyada cehennemi işte cehennemini konuşalım. hazırlamış oldu. Evet, hazırlamış oldu. Şimdi hocam arkadaşlarla biz şunu değerlendirdik ki önce cenneti mi konuşalım cehennem mi? Bizim Süleyman abi de önce cehennemi konuşalım. İyi abi, haber, kötü abi. haber meselesi. <laughs> Dediğim ki Allahü Teala bile rahmetim gazabımı geçmiştir diyor. Gelin önce cenneti konuşalım. Sonra İmam Gazali önce cehennemi anlatıyor. Biz muallakta kaldık. Nereden başlayalım? Önce cehennemi konuşalım. Önce cehennem. <laughs> Evvela şunu söyleyelim tabii. Cennetçiler beklesin. Bu bahse giriş yapmadan önce ee, biraz sonra burada konuşacağımız hususlar <laughs> uykularımızı kaçırabilir duymaya çok alışkın olmadığımız yahut duymaktan çok haz etmediğimiz şeyler olabilir. E, bilelim ki bu tamamen Kur'an'ın anlatımıdır. Kur'an cehennemi de cenneti de bize nasıl tasvir ettiyse biz aynen o şekilde tasvir edip anlatmak zorundayız. Bu programdan sonra bizi izleyenlerde nasıl bir duygu hali, nasıl bir ruh hali oluşmalıdır diye bana soracak olursanız ben daha baştan bunu söyleyeyim. Bu hmm korkuyla umut arasında bir denge tutturmayı hedefliyoruz, hedeflemeliyiz. Amacımız bu olsun. Ne tamamen ümitsizlik pompalayalım, insanların hayalleri, umutları yıkılsın, psikolojileri bozulsun, bunu istemiyoruz. Ne de tamamen ham bir hayalin peşinde altı boş, içi boş kuruntulardan ibaret bir cennet beklentisi oluşsun. Gerçekçi olalım ve kendimizi nasların çizdiği çerçeve içerisinde denge itidal noktasına yerleştirmeliyiz. Hayırlı umuru ev evet. evet. Diyorsun işlerin hayırlısı orta olanıdır. Eyvallah. Şu söz aklıma gelir. Siz böyle tarif ederken hocam hani kimdir bilmiyorum ama büyük bir zat demiş ya cennete bir tek kişi gidecek deseler o ben miyim diye umut ederim. Bir Eyvallah. kişi cehenneme gidecek deseler ya o ben olursam diye endişe ederim. Eyvallah. Korkuyla ümit arasındaki dengeyi böyle tutturacak. Bir de şunu sorayım ben size cehennemi evet. sormadan önce. Evet. Biraz sonra işte ayetlerden Hadislerden hareketle cehennem ve cenneti, orada bizi nelerin nasıl beklediğini tasvir edeceksiniz. Evet. Ben Müslümanım diyen birisinin cennet ve cehenneme inanmama, kabul etmeme ya da yok canım böyle değildir dememe hakkı var mıdır? Yoktur. Hemen zaten girizgah olarak ben de o meseleye girmeyi düşünüyordum. Bu bir inanç meselesidir. Cennet ve cehennem hayatı hakkında bize Kur'an ve sünnet Mütevatir sünnet, mütevatir hadisler neyi nasıl haber vermişse bizim ona o şekilde iman etme mecburiyetimiz vardır. Biz bu bu konuda e, tıpkı diğer inanç hususlarında olduğu gibi seçme hakkına e, bir takım tenzilatlar yapma yetkisine sahip değiliz. Bunlar gaybi haberlerdir ve biz bunlara e, olması gerektiği gibi iman etmek zorundayız. İkinci bir husus... E, Şöyle bir rivayet var, ee, Cenab-ı Hak cenneti ve cehennemi yarattığında Cebrail aleyhisselama git cennete bak diye emir buyurmuş. Cebrail aleyhisselam gitmiş cennete bakmış, demiş ki ya Rabbi bu çok güzel, herkes buraya gitmek ister, bu nasıl olacak, bütün insanlık buraya gitmek ister. O zaman Cenab-ı Hak cennetin etrafını zorluklarla çerçevelemiş, kuşatmış cehennem için aynı şey olmuş. Cebrail Aleyhisselam gitmiş, bakmış ya Rabbi buraya kimse gitmek istemez demiş. Cehennemin etrafını da insanın heva ve heveslerini okşayan şeylerle e, kuşatmış. İşte onun için Aleyhisselam Efendimiz bir hadiste buyurmuş ki: "Huffetil cennetu bil ve huffetun naru bişehavat." Cennetin etrafı zorluklarla çevrilidir. İnsan hoşlanmadığı şeyleri ee, yaparak cennete gider. Buradaki hoşlanmadan kasıt zorlanmadır. Hı hı. Yani e, nefsinin e, istediği çok şeyden vazgeçmektir. Namaz kılacaksın belki zor gelecek. Evet, Zekat evet, vereceksin, zor. canından can gidecek. Hacca gideceksin, meşakkattir. Evet, gibi. gibi Zaten e, biz daha evvel bilmiyorum değinmiş miydik evvelki programlarımızda. E, biz Müslümanlar olarak İslam insanı mükellef varlık olarak tarif eder. Yani mükellef varlık bir yükün, bir külfetin altına girmiş varlık demektir. Cenab-ı Hak bir emanet yüklemiş insana. Biz emaneti semavata, arza, dağlara arz ettik. Onlar yüklenmekten kaçındılar, titrediler. Onu insan yüklendi buyuruyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla bu mükellef olmak, bir yükün külfetin altına girmiş olmak bunun neticesi cennettir. Hı hı. Dediğiniz gibi işte namaz kılacaksınız günde beş defa bir teviye bütün ömür boyunca işte haccı var, zekatı var, orucu var vesaire. Öbür taraftan cehennem de arzu ve isteklerle kuşatılmış. Bu dünyada e, nefsin önünü açtığınız zaman, e, behimi arzuların önünü açtığınız zaman istediğiniz gibi, canınızın arzu ettiği gibi yaşarsınız ama onun sizi nereye götüreceğine dikkat edin. varılacaktır. Evet Peki. Allah, Peki, Allah İlk soruya geçmeden şöyle bir şerh düşeyim. Evvelki programlardan birisinde belki sizinle bilmiyorum bir konuğumuzla konuşurken Yahudi bir seyircimiz demiş ki, "Oh, bizi cehenneme de gönderdiniz. Artık rahat edebilirsiniz." diye. <laughs> Biz hani Müslümanlar olarak ve Müslüman bir ülkede Yayın yapan bir televizyonun ekranında olmak itibariyle Müslümanların kitabı ve peygamberi bu hususta ne diyor? Bunu konuşuyoruz. İşin Müslümancasını evet. konuşuyoruz. Evet. Yani ateistler dahil değildir konuştuğumuz mevzulara. Hı -hı. Diğer din mensupları zaten kendi dinlerinde nasıl tarif ediyorsa öyle düşünüyorlar, bakıyorlar. Bu gayet tabidir. Yani İsrail'e gitseniz orada da Müslüman Yahudi olmayan herkes için cehennem söz konusudur. Yahut bir Hristiyan ülkeye gitseniz orada da Hı -hı. Hristiyan olmayanlar için aynı şey anlatılır. Bu gayet normaldir. Hı hı. E, dolayısıyla herhangi bir kimseye özel olarak kastımız, garazımız yoktur. Kur'an Yok. ne diyorsa onu konuşmak İnan Hocam bir de kendimiz için de merak ediyoruz. Bizim ekipteki arkadaşlar da şimdi oturup böyle kuliste seyredenler var. Reji merak içerisinde. Çünkü evvelki programlardan sonra o kadar çok soru var ki. Hı. Cehennem ve cennet şu anda yaratıldı mı? Cehennemin dereceleri var, cehennemden çıkıp cennete gidiş nasıl olacak, cennette hangi dil konuşulacak, cennette her istediğimiz olacak mı? Süleyman diyor ki PlayStation oynayacak mıyız abi diyor. Mesela <laughs> merak çok. Bütün bunları konuşacağız. Kısa bir aramız var. <laughs> Müsaade eder misin? Estağfurullah. Programı bölmeme adına <laughs> ne kadar? İsmail'cim 4 dakika mı gideceğiz? Bir 4 dakika yokuz. Bu şu demek çay alınır bu arada doldurulur bardağa tekrar televizyon karşısına kurulur tweet atılır. Konuyla alakalı sorularınızı da başka şeyler etiketiyle bekliyoruz. Az sonra huzurlarınızdayız. Efendim başka şeyler tekrar başladı. Bir kez daha yeni ekran başına geçenlere hoş geldiniz diyelim. Cennet ve Cehennem'i konuşacağız Ebu Bekir Sifil Hocamla. Cehennem'le başlayacağız. Vedat Milo'yu seven adam tweet atmış. Hala canlı yayında cennetmiş, cehennemmiş konuşabiliyorsunuz. Cehennem bu dünya hala mı görmüyorsunuz demiş. Bırak hala 14 asır evvel bunu gören bir peygambere inanıyoruz. Demiş ki dünya kafirin cenneti, müminin zindanıdır. Dünyada da vardır da işte az sonra o konuşacağımıza kıyasla nere cennet, cehennem neyin nesi biraz daha net anlaşılır. Hocam cennet ve cehennem yaratıldığında dediniz demin sözünüze girerken. Evet. Cennet ve cehennem şu an Yaratılmış var olan yerlerdir. Evet. Şu anda var. Şu anda mevcuttur. Cennet ve cehennem yaratılmıştır. Şu anda mevcuttur. Yerini biliyor muyuz? Semanın yedi kat üstü başka bir alem midir? Efendimiz miraca çıktığında kendisine cennet ve cehennem gösterilmiştir. Ee, Sidretül Münteha'dan bahsederken Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde Cenab-ı Hak... E, Cennetül me'vanın, sidretül müntehanın yanında olduğunu söylüyor bize. Sidretül münteha nerede? Sidretül münteha varlığın son noktası. Cenab-ı Hakk'ın, e, Cebrail Aleyhisselam'ın, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı götürdüğü son noktadır. Varlığın ve mekanın son noktasıdır. Onun üstü, onun ötesi arştır. Cenab-ı Hakk'ın arşıdır mahlukatın son noktası sınırı da arştır zaten. En azametli, en muazzam varlık arştır. Bütün kainatı, bütün evreni, çepeçevre bütün semavatı ve kürsüyü kuşatmıştır arş. İşte eee Sidretü'l-Münteha Sidretü'l-Münteha da e, semavatın sonundan arşa kadar uzanan e, noktadır. Cennet, cehennem şu anda mevcut var evet. ve mevcuttur. Evet. Peki cehennem nasıl bir yerdir? Mesela bununla alakalı Hazreti Şerifler ve Ayet-i Celle'ler inkar edenlere de ki yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası kalınacak ne kötü bir yer. Nisa suresinde kafirlerin derilerinin pişirildiği yer. Taha'da azabı çetin ve sürekli olan yerdir. Rahat suresi çok kötü konaktır. Araf'ta katmerli azaptır. İbrahim suresinde irinli su içirilen fakat yutulamayan yerdir gibi Cenab-ı Hak bize haber veriyor Kur'an-ı Mübin'de. Evet. Nasıl bir yer cehennem? Cehennem kıyamet, ahiret tasvirlerinin yer aldığı ayet ve hadisleri bir arada düşündüğümüz zaman anlaşılıyor ki üzerinde Sırat Köprüsü dediğimiz köprünün kurulu olduğu yer. Tabi çok muazzam insan hafızalasını almayacağı kadar büyük ve Katman katman, kademe kademe bir azap yurdu. Ee, o katmanların her birinde e, cehennemliklerin bu dünyada e, azabı hak edecek hangi ölçüde hak edecek amelde bulunmuş hayat yaşamışlarsa onun karşılığı olarak gidecekleri. E, tabaka farklı olacak, e, cehennem katmanı farklı olacak. Bu hangi katmanda kim olacak? Bunu biliyor muyuz? E, üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Nasıl hocam? Biraz oradan. Şimdi cehennemin e, yedi tabakası olduğu e, rivayet ediliyor. Bu yedi tabakanın en üstü, hatta isimleriyle de e, söyleyeyim, e, cehennem diye geçiyor. En üst. en üst tabaka azabın en hafif olduğu e, tabaka katman burasıdır ve e, cehennemlik e, olmayı gerektirecek günahlar işlemiş ve tövbe etmeden bağışlanmadan yahut şefaate e, mazhar olamadan e, cehenneme gitmiş müminlerin azap göreceği yer burasıdır evet. azabın en hafif olduğu katman burasıdır ve ee, buradaki bütün günahkar müminler azapları ölçüsünde azap gördükten sonra e, cennete sevk edildikten sonra cehennemin bu katmanının boş kalacağı gene haber verilmiş bize. Şöyle bir şey var mı? Mesela cehennemin 5. katındakinin azabı hafifleyip 6. kata çıkması, 6'dan 7'ye, ondan sonra cennete geçmesi Hayır. gibi bir, yok Hayır. yok. Yani müminler dışındakilerin zaten bu dünyada yaşadığı hayat Cehennemde hangi tabakaya gitmelerini e, gerektiriyorsa o tabakaya giderler ve orada kalırlar. Yani kalıcıdırlar orada. Çünkü cehennemdeki azap hiçbir şekilde hafifletilmez ve bitmez. Sonsuzdur yani. Altıncı kat. Altıncı kat e, isterseniz sırayla gidelim. Ee, i̇kinci kat cahim diye gidiyor. Gerçi ben altı derken 2'yi sordum aslında. <laughs> bir, en üstü 1 <laughs> diyeceğiz evet, o zaman. Evet. Cehennem, günahkar evet. ve şefaate mazhar olamamış Müslümanlar. Evet. İkinci kat onun altında. İkinci bir. kat artık oradan itibaren kafirlerin bulunduğu katmanlar başlıyor. İşte o ikinci kat da kafirler içerisinde azabı en hafif olanların bulunduğu kattır. Bu niye mesela bir kafirin azabı hafif olur? Bu ne demek hocam? Ee, bu şu demek... Bir kafir e, bu dünyada eğer başkasına zulmetmemiş, çalmamış, çırpmamış, düzgün yaşamış, doğru yaşamış, hakikatten haberdar olduğu halde inanmamış ama e, hak hukuk gaspında da bulunmamış, ahlaklı yaşamış, düzgün yaşamış, hatta yeri geldiğinde hakka hakikate yardımcı da olmuş insanların azabının hafif olması gerektiği zaten mantıken de belki düşünebileceğimiz bir şey. Ee, Efendimiz buyurmuş ki aleyhissalatü vesselam e, cehennemde azabı en hafif olan kişi Ebu Talip'tir. Ee, onun Efendimiz'e nasıl müzaharet ettiğini, yardım ettiğini hamilik e, yap. yaptığını himaye ettiğini, her şeye göğüs gerip onu koruduğunu biliyoruz. Ehli sünnet inancına göre Ebu Talip iman etmeden ölmüştür. Şii inancına sahip olanlar bunun kabul etmezler. Ebu Talib'in mümin olduğunu söylerler ama Ebu Talip'ten ikrar e, duymadı Efendimiz. Yani şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün Allah birdir. Sen de O'nun Resulüsün sözünü Ebu Talip söylemedi. Evet. Kalben belki inanıyordu, biliyordu, bilmiyoruz. Biliyordu ama inanıyor muydu? Burası e, şüpheli. İnansaydı çünkü en azından ahiretteki hayatını kurtarırdı. İşte bu gibi insanların bulunacağı katman burasıdır. Mesela şey girdir akla böyle durumda. İşte Edison diye bir adam var. Ampülü buldu, efendim aydınlanıyoruz vesaire. İnsanlığa faydalı bir iş yaptı ama iman etmedi. E, bu kişinin tabii bu tür işler yapmış olması ayrıca bireysel hayatında e, nasıl yaşamış olduğu gerçeğini de e, devre dışı bırakmıyoruz. Etmiyoruz yani farz-ı muhal söylüyorum. Adam elektriği bulmuştur. Edison için söylemiyorum ama farz-ı muhal. Elektriği bulmuştur. Ama çok gaddar bir adamdır mesela. Çoluğuna çocuğuna zulmetmiştir. Eşine zulmetmiştir. Çok bencil bir adamdır. İnsanlara tepeden bakmıştır falan filan. Yani dolayısıyla bu e, iman dışında diyebiliriz ki iman dışında kendisinde bütün iyi hasletler bulunan insanların e, gideceği yerdir. Allah-u Alem böyle bir çerçeve çizebiliriz. Tamam. Üçüncü cehennem. Evet, katmanı. üçüncü katman e, Haviye. Bu Karia suresinde geçiyor bu kelime. E, ayrıca hadiste de ifadesini bulan bir e, katman. Dördüncüsü hutame. Haviye'de kim var hocam? E, bu bundan Yine sonraki katmanlar gibi. evet kafirler var ama en aşağı cehennem tabakasına kadar, yedinci katmana kadar bu aralarda kimlerin olduğuna dair bir tasrihat yok. Ayetlerde de yok, hadislerde de yok. Bilmiyoruz. 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 Hutame, Hümeze suresinde geçen bir kavram. Cehennemin de aynı zamanda isimlerinden birisi. Bilmiyorum. Beşincisi Meariz suresinde geçen Leza. Altıncısı Sair ve yedincisi Sakar. Sakar. Evet. Sakarda kim var hocam? Cehennemin Sak en alt Cehennemin en alt tabakasıdır burası ve cehennemin en alt tabakasında e, münafıklar vardır. Bu bize çok enteresan geldi. Evet. Çünkü kafir hiç iman etmemiş insanlar bile münafıklardan daha üst cehennem tabakasında. Evet. En altta münafıklar var. Evet. O zaman insan aklına şu geliyor. Münafık dediğimiz aslında iman etmiş gibi gözüken fakat aslında iman etmemiş. Bunun da bir dereceleri falan var mı hocam? Münafıklığın dereceleri. Şimdi şunu söyleyelim. Cehennemin her bir derecesi de tıpkı biraz sonra cennette de göreceğimiz gibi e, kendi içinde katmanlara ayrılır. Hı. Burada da öyledir. Yani münafıklık edip de mesela e, Efendimiz'e fiilen zarar vermiş olanlar var. Yahut korkusundan iman etmiş gibi görünenler var. Bunlar da münafıktır, onlar da münafıktır. Ama bunlar da kendi aralarında derece e, farklılığına tabidir. Dolayısıyla azapları da ona göre olacak. Mesela insan şunu düşünüyor. Sabah namazına kalkmamak, yatsıyı kılmamak da bir münafıklık alameti. Bu da mı eğer şefaat manzar olmamışsa o da mı orada olacak? Hayır, öyle olmayacak. Bu başka bir münafık. Mı? Bu başka bir şey. Şimdi e... bizim münafıkları azıcık neşelendirelim <laughs> <diye sorayım. gülüyor> evet. Şimdi e... bir müminde bu türlü vasıflar bulunabileceğini efendimiz haber vermiş. Yani hmm. kimde bunlar bulunursa onda münafıklıktan bir haslet bulunur buyurmuş. Bir parça, bir özellik, bir sıfat bulunur. Emanete kim... ihanet eden. Evet, sözünde durmayan, ya, yalan, yalan söyleyen, söyle. vaat ettiğinde vaadinde durmayan bunlar münafıklık alametidir. Ee, fakat bu kişi imanını kaybetmiş değildir. Esasen kalben tasdik ediyor, diliyle ikrar ediyor, bunu deklare ediyor. Ama e, ahlak problemi var. Yani dolayısıyla bu ahlak problemi de münafıklarda e, bulunan bir şeydir. Esasen onların zati vasfı budur. Münafıkların ayrılmaz özelliği budur. Onlarda ahlak problemi vardır. Peki o zaman bu bizim münafıklar cehennemin birinci tabakasında olacaklar. Şayet evet. affedilmemiş, şefaat olmamışsa en alt tabakadaki münafığı böyle bir cümleyle özetlerse o kim? Nasıl bir münafık? Ee, bu müminlerin e, yanına geldiğinde iman ettim sizinle beraberim der kendi ahbaplarının Kur'an'ın tabiriyle şeytanların yanına gittiğinde e, "Ben onlarla dalga geçiyorum, alay ediyorum, onları dalgaya alıyorum." der. Artı müminlerin arkasından iş çevirir, müminlerin arkasından kuyu kazar. Elinden geldiği zaman, fırsatını bulduğu zaman müminlere zarar vermekten, ihanet etmekten çekinmez. Böyle bir münaf. Evet. Peki hocam hani de, bilmiyorum başka diyeceğiniz bir şey var mı bu bahiste alakalı? Şunu bir sorayım, sonraya kalırsa unuturum. Sırat Köprüsü cehennemin üstünde kuruldu dedik. Yani teşbihte hata olmaz. Şunu böyle cehennem gibi düşünsek, üstünde bir köprü var. Ve bu köprüden geçmek suretiyle herkes cennete gidebilecek. Hani şöyle bir anlayış vardır ya, ayette de var zannediyorum. Cehenneme uğramadan cennete gidilmeyeceği. <laughs> Buradan onu mu anlayacağız? Geçerken bir göreceğiz cehennemi. Herkes evet. görecek yani. Evet. Ama herkes girecek değil. Girecek değil. Uğramak zaten orada geçen e, tabir. Dolayısıyla e, bu ehli sünnetin sıratın hak olduğuna dair Kur'an'ı delillerinden birisidir bu ayet. E, herkes cehennemin üzerine kurulu olanı köprüden geçecek. İnançsızlar, inkarcılar, münafıklar e, aşağı düşecek müminler salimen geçip cennete ulaşacak. O hani senin nurun benim narımı söndürecek dediği müslümanlar da var cehennemin değil mi? Hızlı geçiş dermiş. Evet. Senin evet, nurun benim evet. narımı söndürecek. Dediği. Evet tabi bunlar hep zümre zümredir, grup gruptur. E böyle gözümüzün önünde Sırat Köprüsü dendiğinde sanki insanlar tek tek böyle oradan yürüyüp gidecekler gibi anlaşılmasın. Ee, bu arada şunu da söyleyelim, Sırat Köprüsü'nün kıldan ince kılıçtan keskin olduğuna dair rivayetler vardır. Bunlar arasında Efendimiz'den nakledilmiş, doğrudan onun sözü olarak nakledilmiş sahih bir rivayet bilmiyoruz. Hmm. Sahabeden gelenler var yahut senedi problemli olanlar var. Ee, ama Sırat Köprüsü'nden geçişin hayli zorlu olduğu, oranın e, çok uzun bir köprü olduğu... Ee, cehennemin tabi büyüklüğüne, azametine mütenasip olarak, uygun olarak ee, oradan geçişinde müminlerin amellerine göre, derecelerine göre değişik hızlarda cereyan edeceği gene hadislerde ifade ediyor. Tamam. Peki efendim şimdi Yedi tabakasından bahsettik cehennemin ama her tabakanın da kendi içinde dereceleri var evet. dediniz. Onlar nasıl? O dereceler ne? İşte bu mesela münafıklar dedik. En alt tabakada münafıklar var. Zalim münafıklar var. Haddi aşmış artık tuğyan içinde. Küfründen duramıyor ama müminlerin yanına geldiğinde kendisini zor zapt ediyor, zulmediyor, haksızlık ediyor, kuyu kazıyor. Bir münafık da var ki dediğimiz gibi... Korkuyor. Korkusundan ben müminim diyor. Arkasını döndüğünde müminlerden ayrıldığında kendi inancına gidiyor. Yani zulmeden gadreden, hıyanet eden ee, münafık var. Böyle olmayan münafık var. Hmm. Keza yani o diğer tabakalarda yer alan kafirlerin de kendi aralarında derece derece olmaları tabidir. Bir kafir vardır. Zulmetmiştir. Katliam yapmıştır. Jenosit yapmıştır. İşte bugün Gazze'de görüyoruz. Bugün Suriye'de görüyoruz. Başka yerlerde görüyoruz bu kafirle zulmetmeyen kafirin göreceği azap bir değil yahut zulmü son derece sınırlı olan kafirin göreceği azap bir değil. Bunların da cehennemdeki yerleri tabaka aynı olsa bile derecelerinin birbirinden farklı olacağını düşünüyorum. Evet. Peki hocam mesela cennetin kapılarından bahsediyor. cehennemin de böyle değişik kapıları var mı bu konuda? Ee, yedi kapısından bahsediliyor cehennemin ama bu kapılar hangisidir kim nereden girer o o o konuda bir tasrihat yok. Böyle bir şey yok. Peki evet. şimdi mesela en e, azabın hafif olduğu yer birinci tabaka. Evet cehennem. O günahkar Müslümanların affedilmeyenlerin yanıp evet. cennete gideceklerin olduğu yer. Oradaki azabın nasıl olacağına dair bir bilgimiz var mı? Ee, gene Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, bir betimlemesi var, bir ta tasviri var. Cehennemdeki Cehennemde azabı en hafif olacak kişinin e, cehennem ateşi topuklarına kadar gelir buyuruyor Efendimiz. Fakat o topuğa gelen ateş insanın kafasında beynini kaynatır buyuruyor. Burada bu en üst tabaka ile ilgili bir şey daha e, sırası gelmişken parantez içinde söyleyeyim, e, Kur'an-ı Kerim'de günahkar müminlerin günahları ölçüsünde cehennemde yanıp ondan sonra tekrar cennete gideceklerine dair sarih bir ayet yok. Yani bu söylediğim e, tarzda bu söylediğim sarahatte müminler, günahkar müminler e, cehennemde günahları ölçüsünde yanarlar sonra cennete giderler şeklinde bir sarahat yok. Peki nereden biliyoruz biz bunu? Ee, bir kısım ayetlerin işaretlerinden biliyoruz. Bir de konuyla ilgili mütevatir hadislerden biliyoruz. Ben hemen o ilgili ayetleri e, bizi dinleyenlere söyleyeyim. Lütfen. E, Bir de tabii siz ayeti celleye bakarken şunu evet. da sormak istiyorum. Ateş deyince buradaki gibi bir ateş diye düşünüyoruz. Halbuki nasıl öyle bir ifade hatırlıyorum. Buradaki ateş 70 defa rahmet suyuyla evet. yıkanmış ve zararsız hale geldi. Cehennem etti. ateşinin 70'te biridir dünyadaki ateş. Efendimiz'den nakledilen bir rivayet var. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak cehennem ateşini yaktı, kızdırdı. O kıpkırmızı oldu. Sonra tekrar yaktı, tekrar kızdırdı. Bu sefer bembeyaz oldu. Sonra tekrar yaktı, tekrar kızdırdı ve bu sefer kapkara oldu şeklinde. Ee, dünyadaki ateşin de cehennemdeki ateşin 70'te 1'i nispetinde şiddetinin, yakıcılığının 70'te 1'i nispetinde olduğunu Efendimiz haber vermiş. Peki, o evet, İlbanyası şimdi hocam. E, bu cehennem azabının müminler için geçici olduğuna dair ayeti kerimeler demiştim, işaretli var demiştim. E, bunlardan birisi e, tahrim suresinin 6. ayeti. Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Şimdi burada iman edenlere hitap var. Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun. Eğer iman edecek olan kimseler, iman etmiş olan kimseler, düzeltiyorum, cehenneme gitmeyeceklerse, ateşten koruyun kendinizi ve ailenizi demenin bir anlamı olmaz. Bir Burada delil budur diyorsun. Evet, parantez içi bir parantez daha açalım. Bu ayet bize diyor ki, cehennemdeki o ateşin yakıtı insanlar ve taşlardır. Onu yani, biraz açalım mı? Yani şöyle, oradaki ateş, Bizzat insanın kendi bedeninin üreteceği bir şey bir taraftan. Bir taraftan da oradaki mevcut taşların üreteceği bir şey. Ee, i̇nşallah ileride detaylarına geliriz. Tamam. Bir diğer ayet, e, müminlerin Cenab-ı Hakk'a şöyle dua ettiklerini Kur'an-ı Kerim haber veriyor bize. Bakara 201'de, Ali İmran 16-191 ve diğer ayetlerde Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru. Namazda da okuruz biz bunu. Rabbena atina fi dunya haseneten ve fil ahirete haseneten ve qina diye. Biz eğer ateşe cehenneme gitmeyeceksek bu sığınmanın bir anlamı, bir e, mantığı olmaz. Şöyle de yorumlanamaz mı hocam? Yani ya da yorumlanmış evet. mıdır? Mesela iman ettikten sonra Allah korusun son nefeste ya da ömrünün geri kalanında bir şekilde imansız gitme tehlikesinden dolayı. E, o zaman ayet bunu doğrudan söyler. Bizi küfre düşmekten korun. Tekin böyle var. E, yani ayaklarımızı kaydırma, iman ettikten sonra bizi ayaklarımızı sıratı müstakimde sabit tut, kaydırma diye ayetler var. E, burada doğrudan doğruya ateşin azabından sığınma var. O zaman bu da bir delil oluyor. El Müslümanların el da cehenneme gidilmekte. Peki, Gidip cezasını çektikten sonra cennete geleceğine dair delili nereden çıkartıyoruz? Bunların mümin olma vasfını kaybetmemiş olmasından çıkartıyoruz. Bunlar mümindir. Dolayısıyla mümin de kafir gibi ebedi cehennemde kalamayacağına göre mutlaka oradan çıkacağı bir gün olacak. Mesela o kalamayacağını nereden biliyor? Şöyle... Ee... Nisa suresinin 29-31. ayetleri. Ey iman edenler karşılıklı rıza ile akdettiğiniz ticaret müstesna olmak üzere mallarınızı aranızda batıl bahanelerle yemeyin. Nefislerinizi de öldürmeyin. Allah size karşı cidden bağışlayıcıdır. Kim haddi aşarak ve zulmederek bunu yaparsa yarın onu bir ateşe yaslayacağız. Müminlerden bahsediyor ayet mümin vasfını bu bunu yapan insanların nefsini öldüren ticarette hile yapan yahut mallarını başkasının malını batıl hilelerle yiyen insanlardan mümin vasfını kaldırmıyor ayet. Ey iman edenler diye başlıyor. Sonra da bunları yaparsanız bunları yapanları yarın bir ateşe yaslayacağız buyuruyor. Dolayısıyla bunlar hala e, mümin. E, böyle olması bunun bu kimselerin ebedi cehennemde kalamayacağını, kalmaz kalacağının söylenemeyeceğini gösterir. Bu da bir delildir. İlgili hadisleri de buna kattığımızda ki mütevatir olduklarını söyledim. Biz müminlerin e, hangi günahı işlemiş, ne kadar büyük günah işlemiş olursa olsun neticede günahlarından cehennem azabıyla temizlendikten sonra cennete gideceğini Biliyoruz Çünkü mütevatir hadisler var. Peki hocam cehennem azabı dediğimizde sadece işte bu dünya ateşinin 70 kat daha şiddetlisi diye düşüneceğimiz bir ateşleme azap var. Yoksa bunun ötesinde başka başka azap çeşitleri var mı cehennemde? Var. Onlar nedir? Ee, cehennem azabını tasvir eden ayetlere baktığımızda bir kere şunu söyleyelim. Ee, Taha suresinin 74. ayetinde cehennemde ölmek de yok dirilmek de yok. Yani o öyle bir hal ki onların yaşadığını söyleyemiyoruz. Çünkü bedenleri sürekli değişiyor, sürekli yanıyor, katranlaşıyor, etleri dökülüyor, sonra yenileniyor. Tekrar aynı azap, tekrar yenileniyor. Dolayısıyla o ne yaşıyor ne de ölüyor. Ölümü arzu ettikleri halde cehennemliklerin temsili bir anlatımda Efendimiz ölümün de cennetlikler cennete cehennemlikler cehenneme girdikten sonra öldürüleceğini ölümün de bir koç suretinde kesilip öldürüleceğini e, haber veriyor efendim. Oradan sonra ölmek de yok. Ölmek Ölüm yok. de öldü. Evet, evet. Ve gitti. Evet. Peki orada o zaman e, azabı çekecek olan beden, ruh değil. Bedenin içinde ruh da olacak ruhda. mı? Tabii ki beraber. Be, ruhsuz bedenin azap görmesi söz konusu olmaz. Şöyle bir e, hakikat daha var yine Kur'an ve sünnet verilerinden e, net bir şekilde anlıyoruz. Bunu cennetteki olsun cehennemdeki olsun o beden bu dünyada bildiğimiz e, beden değil. Çok daha e, bugünkü beden ölçülerimize göre çok daha büyük... Çok daha cesametli, çok daha büyük ölçekte bir beden söz konusu. İşte o kafirin azı dişi Uhud Dağı kadar evet, oldu. Evet sahih rivayettir. Şimdi bir dişinin bir dağ kadar olduğu evet. insan nasıl diyeyim dünya belki cesametinde evet. birisi. İşte Bunun bir onun, hikmetine... onun göreceği azabı düşünün. Yani o azabın o bedenin her bir hücresine nasıl etki edeceğini düşünün. E, dolayısıyla bugünkü beden gibi Dünyasal beden gibi bunu düşünmek Doğru olmaz Ve ölmek yok Sürekli e, yana, yanıyor ve la ve la Yahya. Orada ölmez de dirilmez de Ölümü arzu eder e, Ama Bu imkansızdır Dünyaya geri dönmeyi ilk cehenneme atıldıktan sonra Cehennemlikler e, Dünya hayatına Geri dönmeyi arzu ederler Bunun için Meleklere, e, meleklerden yardım isterler. Fakat bunun artık kendileri için mümkün olmadığı onlara söylenir. Çünkü onlara dünyada akledeceğiniz süre kadar, ibret alacağınız süre kadar kaldınız. Size uyarıcılar da geldi. Bu hayatı size onlar açıkça haber verdiler, söylediler. Buna rağmen arkanızı döndünüz. Şimdi burada tadın azabı denecek onlar. Peki evet. o hani beyakul kafiru ya kuntu turaba. O da buranın ifadesi. Aynen öyle. Kafirler e keşke şey. toprak, olsaydım, toprak diyecek. olsaydım diyecek ama ölmek yok, yok olmak yok. O azap sürekli devam edecek. Başka bir şey olmak da yok. Peki bir daha anlamak için soruyorum hocam. Diğer altı katmandaki kişiler sonsuzluk neyse, ebediyet neyse işte oraya kadar bu haliyle yanmaya devam edecekler cezalarını çekmeye devam edecekler. Hiçbir şekilde bir rahatlık, bir mola, bir ne bileyim bir böyle bir şey yok. Şimdi işin bu yönü e, İslam uleması arasında e, ittifak ve icma konusudur. Yani cehennem hayatı da cennet hayatı da ebedidir. Hı hı. Şuraya kadar buraya kadar diyebileceğimiz bir sınır, bir limit, bir son nokta ne Kur'an'da ne sünnette zikredilmiştir. Fakat buna rağmen bir kısım insanlar cehennem hayatının son bulabileceği şeklinde bir kanaate sahip olmuşlar. Hmm. Ee, bir takım ayetlerin zahir ifadelerinden, aç, dış e, ifadelerinden hareketle böyle bir kanaate sahip olmuşlar. İsterseniz onu ben bir miktar... E, Çok kısa böyle şey, detaya girmeden lütfen. Şimdi... E, Gerek e, cehennemdeki gerek cennetteki hayat Kur'an-ı Kerim'de anlatılırken "xalidine fiha ebeda" ifadesi geçiyor. Her ikisi içinde. Yani bu ebede kadar sonsuza kadar orada kalıcıdırlar demek. Fakat hem cennet için hem cehennem için bir istisna ifadesinin kullanıldığı ayetler de var. Nasıl? "Xalidine fiha ebeda illa maşa Allah" gibi. Yani ancak Allah'ın dilediği müstesna olmak üzere ebede kadar. Hmm. Tam çevirisi böyle. Hem cehennem için hem cennet için. Fakat artı cennet için ataen gayra diye bir ifade daha var. Kesintisiz bir lütuf cennet hayatı için. Dolayısıyla cehennem için böyle bir ifade olmadığından hareketle bir kısım alimler demişler ki cehennem hayatı bir gün gelir biter ama cennet hayat devam eder. Bu bir kısım alimler dediğim insanlar koca İslam tarihi içerisinde bir elin parmaklarını bulmaz. Ve bunların e, ilgili ayete ve bir kısım rivayetlere de dayanmışlar. Onlar da son derece tartışmalıdır. Gerek e, sübut itibariyle, senet itibariyle, gerek delalet, anlam ama itibariyle. Bizim için hani ittifak edilen görüş. Kesinlikle daha öyledir. Mutluver, bu cennet bu. hayatı da, cehennem hayatı da ebedidir bir parantez içi ifade olarak bunu niye söyledim ben? Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinde cehennem maddesi anlatılırken bu bahse değinilir. <laughs> Sanki İslam uleması arasında ciddiye alınır bir ihtilaf varmış gibi bir ifade evet. kullanılır orada. Buna dikkat çekmek için söyledim. Bu biraz resmi görüş zannediyorum. Şimdi şeyde <laughs> 90'larda hani o terör olaylarının çok olduğu zamanda birisi İstanbul'dan kalkmış, işte Diyarbakır'da bir taksiye binmiş ne var ne yok demiş. Hani nasıl gidiyor filan. Taksiz de şöyle bir dönüp kılığına kıyafetine bakınca her şey yerli yerinde demiş. Çok güzel devlet bizimle ilgileniyor. Şöyle hoştur böyle iyidir filan. Konuşurlarken siz ne iş yapıyorsunuz demiş. İşte ben öğretmenim buraya atandım deyince adam demiş ki ya iflahımız kesiliyor. Her gün birileri ölüyor. Perişanlık diz boyu sıkıntı. Şu. <laughs> e, demin böyle demiyordun. O benim resmi görüşümdür demiş taksici. <laughs> evet. <gülüyor> Şimdi İslam ansiklopedisinde de böyle bir resmi görüş şerhi durmak zorunda. Hani Neyse evet. anlayan anladı. Evet. Evet. Şunu sorayım hocam Haluk Aslan Twitter'da enteresan bir soru soruyor. Cennet ve cehennem ebedi midir? Ebedi ise Allah'ın ebediliğine nazaran. Teşekkür Nasıl ederim. Anlamadın? Tam ben de buna değinecektim. Ee, Cenab-ı Hakk'ın varlığı ezelidir ve ebedidir. Cenab-ı Hak kadimdir, varlığının başlangıcı yoktur. Daimdir, e, bakidir, varlığının sonu yoktur. Cennet ve cehennem hayatının ebediliği ise bizzat değildir Cenab-ı Hakk'ın baki kılmasıyladır. Hmm. Ee, biraz teknik bir mesele bu, bir kelam meselesi. Ee, Ama aslında şu cümleden bile mevzunun nasıl anlaşıldı biraz. Evet evet yani Allah Teala'nın baki kılmasıyla cennet de cehennem de baki olur. Hmm. Ama allah Teala'nın kadim kılmasıyla herhangi bir varlık kadim olmaz. Cenab-ı Hakk'ın kadim kılması söz konusu değildir. Çünkü varlığının başlangıcı olmayan bir varlık varlığı zaruri demektir. Kendinden demektir. Başka bir var ediciye muhtaç değil demektir. Ama beka öyle değil. Beka bir var edici onu baki kılarsa pekala baki olur. Hı hı. Ee, bu Cenab-ı Hakk'ın bekasına da aykırı değildir. Tamam bu mevzuda anlaşıldı. Peki cehennem dedik hocam. Ateş var, dünyalar evet. bugünkünden daha büyük, bedenler var, evet. ruh var, azap tatılıyor, yakıtı insanlar ve taşlar. Peki cehennemde başka nasıl azap var ve neye göre bu azap evet. var? Evet, Saffat suresinin 60-67. ile ayetlerinde şöyle buyurulur. İşte bu, Allah'ın rızası ve cenneti şüphesiz o büyük murat, büyük bir kurtuluştur. Böyle bir murat için çalışsın çalışanlar. Nasıl konmak için bu mu hayırlı yoksa o zakkum ağacı mı? Biz onu zalimler için bir fitne kılmışızdır. O bir ağaçtır ki cehennemin dibinde yetişir, dibinde çıkar. Tomurcukları şeytanların başları gibidir. Mutlaka onlar ondan yiyeceklerdir. Yiyecekler de Ondan karınlarını dolduracaklardır. Sonra onların üzerine kaynar sudan bir haşlamaları vardır. Şimdi demek ki cehennem ehlinin bir yiyeceği var. Evet. O yiyecek zakkum ağacıdır. Ee, zakkum ağacından yedikçe onların içleri yanacak. Bir hararetlerine, hararet susuzluklarına susuzluk eklenecek. Bu sefer bir içecek arayacaklar. O harareti gidermek için bir içecek arayacaklar. O da bize e, Ahkaf suresinde, İbrahim suresinde, Kasiye suresinde şöyle anlatılıyor: e, Bu cennet nimetleri, o ateşte ebedi kalacak ve kaynar bir su içirilip de bağırsaklarını parçalayacak kimselere verilenlere hiç benzer mi? Bir kıyaslama yapıyor Cenab-ı Hak. Arkasından da cehennemi. Ve irin suyundan sulanacak, yutmaya çalışacak, boğazından geçiremeyecek, her taraftan ona ölüm gelecek. Oysa ölmeyecek, arkasından da şiddetli bir azap gelecek. Dari adındaki bitkiden başka yiyecekleri yoktur, ne besler ne açlıktan kurtarır. Bu e, yiyecekleri e, cehennem ehlinin e, ağızlarına aldıkları anda ağızlarını... Yutaklarını, midelerini parçalayarak yara yara yırta yırta gidecek olan bir dikenli bir yiyecektir. Ve bunu yedikçe hararetler artacak. Bu sefer içecek isteyecekler hamim içirilecek Kur'an'ın ifadesiyle kendilerine ki o kaynar bir sudur. Onu içtikçe bu sefer ayrı bir azap e, tatmış olacaklar. Yani yedikleri azap, içtikleri azap, evet, yandıkları evet, azap, evet, doldukları evet. azap. Mesela Hac Suresi hocam 19 22 onu inkar edenler için ateşten elbiseler biçilmiştir. Evet. Başlarının üzerinden kaynar sular dökülür. Evet. Bununla karın karınlarındakiler ve derileri eritilir. Evet. Onlar için demirden kamçılar vardır. Evet. Uğradıkları gamdan dolayı oradan ne zaman çıkmak isteseler her defasında oraya geri çevrilirler. Evet. Ve denilir ki tadın bakalım yakıcı azabı. Şöyle bir notum var ama i̇bn Kesir'de ve Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerif. Bu ayette geçen kaynar su ifadesi hakkında efendimiz şöyle buyurmuş. Muhakkak ki kaynar su onların başlarına dökülür de kafatasına işler geçer, nihayet içine karnına varır, içinde olan şeyleri parçalar ve sonunda ayaklarına ulaşır. Evet. İşte erime budur. Sonra eski hallerine çevrilirler. Evet. Bunu bir nevi e, kurşun gibi düşünebiliriz. Yani girdiği yere nüfuz ediyor ve tabandan çıkıyor eriterek soyarak, e, tahrip ederek tabandan çıkıyor. Mesela yine İmam Ahmet'ten İbni Kesir'de ayette geçen demirden kamçı ifadesi hakkında da Efendimiz şöyle buyurmuş. Şayet demirden bir kamçı yeryüzüne konmuş olsaydı insan ve cinler onu yerden kaldırmak için toplansalar da onu yerinden kaldıramazlardı. Evet. Kamçı deyince de böyle bir Evet. Çünkü... Tabii e, bu e, bu kamçıları kullanacak olan cehennem melekleri var. Kaç melek var hocam cehennemde? Sayısını bilmiyoruz. Mesela özellikle ama, bildiğimiz e, bekçi malik, var. Malik cehennem meleklerinin reisi Malik. E, malik dahil olmak üzere bütün cehennem görevlisi meleklerin tamamının yaratılışları da korkunçtur. Yani görünüşleri bile insana bir ürperti bir azap verir. Başlı başına bir azaptır yani. Şeyde Bir yerde okudum tam bilemiyorum ama hatırımda kaldığı kadar söyleyeyim. Cehennemde yananlar oradaki görevli meleklere diyeceklermiş ki ya yeter artık bizi buradan çıkartın. Evet. Olmaz öyle şey. Bir mali çağırın bize diyecekler. Evet. Malik diyor gelir ve ona söylerler o da der ki yanmaya devam edin. Bir de zebani dediğimiz bir işte şey. bu görevli cehennem o yine, melekleri zebani. Bunlar azap etmekle görevli evet. ya da farklı görevler olan azap etmiş. İşte bu demirden cehennem kamçılar etmiş. cehennem ehlinin oradan çıkar çıkmak isterken tekrar oraya sokulması ee, yemek istediğinde onlara zakkum verilmesi, içecek istediğinde hamim verilmesi. Bunlar görevli melekler. Peki hocam yılan akrep gibi hayvanların sokması, irinli su, gayya kuyusu. Gayya kuyusu evet. Cehennemdeki bir kuyudur. Gayya o cehennemdeki kuyulardan bir bir kuyudur daha doğrusu gayya. Ee, orada da bir ayrı bir azap var. Yani o e, daha ziyade zalim, zulüm işlemiş, ona buna e, haksızlık etmiş insanların maruz kalacağı bir azaptır gayyadaki azap. Tabi o akrep sokması, yılan sokması bizim dünyada şu hayatta e, gördüğümüz, tecrübe ettiğimiz akrep yılan sokması gibi değildir. O da o bedene göre e, düşünün ki, yani azı dişi Uhud Dağı kadar dediniz hadis rivayeti bu. Aynı zamanda derilerinin kalınlıkları konusunda da, ee, rivayetler var. Gerçekten aklın alabileceği gibi değil. O kadar kalın bir derinin yanması, dökülmesi, sokulması, zehirlenmesi düşünün ki her biri ayrı bir azap yani. Ayrı ayrı azap. Peki orada azap görenler birbirlerini görecekler mi? Görecekler, konuşacaklar, birbirleriyle hatta münakaşa edecekler. Ee, bu dünyada aklını iradesini birilerine teslim edip de onların arkasından küfre sapanlar, inkara sapanlar, ilahi hakikati reddedenler e, cehennem azabına düşer olduklarında onlardan şikayet edecekler. Yani bizi bunlar saptırdı gerek insanlardan gerek cinlerden bizi bunlar saptırdı diyecekler. Onlar da siz de bize uymasaydınız Allah size akıl verdiği uyarıcı gönderdi peygamber gönderdi. Siz de bize uymasaydınız diye birbirlerinden şikayetlenip duracaklar. Mesela çok büyük bir cehennem düşünüyoruz. O kadar çok giden insan vesaire. İki arkadaşın yan yana düşmesi gibi bir durum. Evet. Bu tevafua mı bağlı yoksa arayıp birbirini bulma durumu da olabilir mi? Arayıp birbirini bulacak durumda değiller. Çünkü herkes kendi başının derdinde o anda. Fakat ilgili ayetlerin anlatımından anlıyoruz ki şikayetçi olacağı kişi ile arasında çok fazla bir iletişim problemi yok. En azından o anlaşılıyor. Peki hocam şunu da sormam lazım size. Miraç esnasında Peygamber Efendimizin cehennemde azap edildiğini gördüğü kimseler her birine ayrı ayrı azaplar var. Mesela karınları şiş kimseler gördüm. Firavun taifesi onları çiğniyorlardı. Kim bunlar dedim. Faiz yiyenler dedi. Yine bir başka rivayet bu Ramuz el-Hadis kütübü sitede. Miraç gecesi bir kavme uğradım ki karınları evler gibi şiş idi. Bu şiş karınlar yılanlarla dolu idi ve yılanlar dışarıdan gözüküyorlardı. Ey Cebrail bunlar kimlerdir diye sordum. Bunlar faiz yiyenlerdir dedi. Her suçun da sanki bir karşısında özel bir ceza bir, var, bir, özel evet, cezası var. bir cezası var evet. evet. Bu da enteresan ürpertiyor hocam evet. insanı. Mesela dudakları deve dudağı gibi kimseler vardı. Parça parça et kesiliyor, ağızlarına da ateşten taş koyuyorlar. Taşlar dübürlerinden çıkıyordu. Bunlar kim dedim? Hak yiyenler dedi. Aslında şu hadis-i şerifi bir böyle bakıp merak eden şu mesela. Miraca çıkarken bir topluluğa rastladım. Dudakları ateşten makaslarla kesiliyordu. Ardından dudaklar tamamlanıyordu. Ey Cebrail bunlar kimler dedim. Ümmetinin hatipleridir. Yapmadıklarını söylerler. Kur'an'ı okurlar. Fakat onunla amel etmezlerdi dedi. Hani bir insanın hatip olmaktan vazgeçesi gelir. Şu tehdidi görünce. Allah korusun. Bir iki örnek daha vereyim mi hocam buradan? Buyurun. Bunu aslında siz açarsınız diye ben buradan hayır, hayır. paylaşıyorum. Evet. Mesela kendi etlerini yiyenler derilerinden kesilip ağızlarına tıkılanlar gördüm. Bunlar kim dedim? Dedikodu yapanlar dedi. Aslında bu hadis-i şerif bize cehennemdeki azapların da farklarını hatırlatıyor. Hiç şüphesiz. Ee, ya yani bunların her biriyle ilgili özellikle hadis-i şeriflerde o kadar çarpıcı detaylar var ki e, belki bunun için yani cehennem için ayrı cennet için ayrı bir program yapmak lazım. Gerçekten çok çarpıcı efendimizin şeyleri var, tavsiflerini betimlemeleri, nitelemeleri var. Ee, onlardan bir kısmını ben size buradan aktarabilirim. Hocam ama dehşet ifadeler hakikaten böyle. Evet. Allah muhafaza etsin. Amin, amin. Diyelim cenneti de konuşacağız bu arada. Amin inşallah. Cenneti ikinci kısmı bırakmanın da isabet olduğunu şimdi fark ediyorum hocam. Evet yani bu şeyden sonra azap anlatımından sonra gerçekten de cennet e, Evet ben bir müjde gibi olacak. Ben bu arada şimdi Twitter'a da bakıyorum. Siz buyurun hocam evet, buradan da birkaç evet, soru soracağım. Evet. Efendimiz buyuruyor ki Veil cehennemde bir vadidir. Kafir orada 40 yıl batar da dibine ulaşamaz. Bu ateşten bir vadi tabi. Yani e, işte o Gayya kuyusu dediğimiz şey bunun dibindedir oraya 40 yıl devamlı surette indiği halde ateşten bir çukurun içinde indiği halde dibine ulaşamaz. Ee, belki baştan söylememiz gereken bir e, cehennem tasviri vardı. Burada onu söyleyelim. Ee, cehennem yüce Allah'a şikayette bulunacak ve diyecek ki ey Rabbim bir parçam diğer parçamı yemektedir. Ateşten o kadar e, kaynamış ve e, köpürmüş bir ateş ki çılgın bir ateş ki bir parçam diğerini yiyor diyor cehennem. Bunun üzerine Allah Teala ona iki nefes alma izni verdi. Bir nefes kışta, bir nefes yazda. Yazdaki nefes sizin rastladığınız en şiddetli sıcaktır. Bu cehennemin rahatlamak için aldığı nefestir. Bizim yazın en sıcak gününde hissettiğimiz hararet cehennem için bir serinleme, serinlik durumudur. Kıştaki nefesi de sizin rastladığınız en şiddetli soğuk olan zemheridir. Ee, az önce ifade ettiğimiz bu e, cehennemdeki azap halidine fiha ebeda illa maşa Allah ayetini açıklarken bazı müfessirler diyorlar ki Allah'ın dilediği dışında oradaki azap, yakıcı azap kesilmez. Allah'ın dilediği nedir? O Allah'ın dilediği dışındaki derken o istisna nedir? Müfessirler diyorlar ki oradaki istisna cehennemliklerin azaptan çıkarılıp bu sefer dondurucu bir soğuğa arz edilmeleridir. Ve o tekrar ikinci bir e, ateş azabı için verilmiş bir aradır. O istisna onu anlatır diyorlar. İbrahim Suresindeki Yanar Kunu Berdan ve evet berdan. Hazret, oradaki Selamayı açıklarken bir müfessir diyor ki eğer böyle demeseydi Allah'ın soğuk ol dediği soğuk Hazreti İbrahim'i dondururdu. Berdan, evet. Ona yani. böyle selametli ol. Evet. O zaman orada selametsiz bir soğuk var. Elbette. Soğuk da bir Dondurucu azap Dondurucu zemherir diye geçiyor. Türkçemize zemheri diye geçmiş bu. Dondurucu, soğuk. O da ayrı bir azap yani. Cehennemin azap vadileri. Evet. Efendimiz mesela, cehennemde 70 bin vadi vardır. Her vadi 70 bin kola ayrılır. Her kolda bin tane yılan, bin akrep bulunur. Kafir ve münafıklar bunları geçmeden cehennemdeki yerlerine varmazlar. Buyurmuş. Bu daha cehenneme varmadan evet. görülecek bir azap. Evet yani e, o bütün tasvirlerden e, hepsini göz önünde bulundurduğumuzda çıkan netice odur ki cehennem gerçekten e, çok azametli, çok cesametli bir yer ve e, ateşi gerçekten çılgın ve e, dehşet verici bir azap ve cehennem yüce Allah'a şöyle hitap edecek. Az önce onu okuyacaktım yarım kaldı. Evet hocam. Evet. Cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme atıldıktan sonra cehennem Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle ''Helmin meziit, helmin meziit diyecek. Daha yok mu ya Rabbi, daha yok mu ya Rabbi? Bunun üzerine hadiste çok böyle e, sembolik bir anlatım var. allah Teala bu defa cehennem için önceden cehenneme gidecekleri belli olmuş. Son bir kavim daha e, atar cehenneme ve cehennem bu şekilde dolar. Yani cehennemin o habire isteyen, habire isteyen arzulu çılgın ateşini, alevini, azabını bir tasavvur etmek lazım. Peki hocam cehenneme ilk kim girecek, en son kim girecek? Ya da cehennemden ilk kim çıkıp cennete gidecek? Buna dair rivayetler var, bilgimiz var. Böyle ilk kim, son kim onun ona dair bir rivayet bilmiyoruz ama. Cennette e, günahı kadar yanıp yahut şefaat’e maruz kalıp çıkacak olan müminler var. Bunları biliyoruz ama bu nasıl bir sıralama içinde olacak? Hangisinin azabı ne kadar sürecek? Ona dair bir bilgi. Peki mi? şunu da bir sorayım hocam. Cehennemdeki birisi cenneti ya da cennet ehlini görecek mi? Evet görecek. O aralarında konuşmalar da olacak. Hatta cennetlikler cennet cehennemlikler cehennemlikler daha doğrusu cennetliklere seslenecekler. Ee, mesela Araf suresinin 50 51. ayetlerinde cehennem sakinleri cennet sakinlerine ne olur suyunuzdan veya Allah'ın size rızık olarak verdiği nimetlerden biraz da bize dökün, bize gönderin diyecekler. Açık tribünün üzerine bir su demesi evet, gibi yaz. Bağırışacaklar. Onlar da doğrusu Allah bunları kafirlere haram etti diyecekler. O kafirler ki oyunu ve eğlenceyi kendilerine din edindiler ve dünya hayatı kendilerini aldattı. Nasıl ki onlar bugünlerine kavuşacaklarını unutup ayetlerimizi inkar ettilerse biz de bugün onları öyle unutacağız. Bu çok dehşetli bir şey. Allah Teala unutmak gibi arızalardan münezzehtir. E, buradaki unutmaktan kasıt artık onların her türlü e, umudu sönecek, hiçbir kurtuluş hayali, çağrısı, talebi, niyazı, yalvarışı dikkate alınmayacak ve onlar o şekilde orada devam edecekler. Peki aklıma şu geliyor hocam, hani cennette insanın bütün istedikleri olacak. Evet. Cennete gitmiş birisi, dünyadayken sevdiği biri aradı ve cennette göremedi. Cennet bahsinde bunu sorarız ve ona denildi ki o cehennemliklerdendir. O kişi Cenab-ı Hakk'ın katında nazı da varsa elini açsa ve dese ki ya Rabbi onu affet. Böyle bir şey mümkün. Bu herhangi bir mümin için e, düşünebileceğimiz bir şey değil ama Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle ki daha belki programda e, işlemiştik şefaat bahsini. Yani e, yüce Allah'ın şefaat edeceğini bildirdiği kimselerden ise bu e, onun niyazıyla, talebiyle, duasıyla cehennemden çıkarılır. Ama o kendisine böyle bir mevki tanınmamış bir kimse ise o talep dikkate alınmaz. Evet. Peki devam ediyoruz hocam. Ha cehennemdeydi. Yandı, cezasını çekti ve cennete geldi birisi. Yüzünde, azalarında ya da ne bileyim bir künye ile Cehennemden geldiğine dair bir iz taşıyacak mı cennete gel? O izi taşımasın diye bir cennet ırmağında o iyice yıkanacak, temizlenecek. Bütün cehennem izlerinden, kirlerinden, lekelerinden arınacak ve o şekilde cennete gidecek. Peki onu tanıyanlar var mesela. Hala gelmediğini görünce diyorlar ki bu cehennemde muhtemelen bir gün çıktı geldi. Böyle şeyler olur mu? Olacak olur mı? Olur Allah'u alem. Çünkü şöyle diyelim biraz sonra göreceğiz cennet de tabaka tabakadır e, derece derecedir bu türlü insanların gideceği cennet de cennetin en aşağı derecesidir en aşağı basamağıdır hmm. muhtemelen ondan önce oraya gitmiş olanlar e, vardır olacaktır ve onlar onun hakkında böyle düşünecekler ya da mesela cehennemlik azabı bitmiş ve gidiyor hani giderken geride kalanlarla öyle bir sahne bilmiyoruz yani ne, ne türlü bir şey olur. Tabii ilim adamı olunca kaynaklarda olanı söylemek lazım. Evet, yani. evet, Biz de evet. hayal ile acaba bu da olacak mı, şu da olacak mı diye soruyoruz. Peki peygamberimizin cehennemin çoğunluğu kadınlardan oluşuyor hadisi sahih midir bu hadis? Bu sahih bir hadistir. Ee, Tam nasıl hocam? Bu şöyledir. Ee, Efendimiz bir gün bir bayram namazı sonrası erkekler cemaatine e, nasihatte va vaaz etmiş Nasihatte bulunmuş Sonra kadınlar cemaatinin yanına gitmiş Onlara vaaz-ı nasihatte bulunmuş Ve onlara ilave olarak bir şey söylemiş Buyurmuş ki Ey kadınlar cemaati Bol bol infak edin, tasadduk edin e, Zira ben Cehennem ehlinin ekserisinin Kadınlar olduğunu gördüm e, Bunun üzerine Kadınlar cemaatinden bir hanım ayağa kalkmış. Niçin demiş ey Allah'ın Resulü? Çünkü buyurmuş Efendimiz siz çok şikayet edersiniz ve çok nankörlük yaparsınız. Şimdi bu rivayetten hareketle günümüzde pek çok insan e, Peygamber Efendimizin kadınları e, tahkir ettiğini, aşağıladığını, küçümsediğini ve cehennem onların peşin peşin cehennemde olduğunu söylediğini ama Efendimizin böyle bir şey söyleyemeyeceğini, onun tarzına, tavrına böyle bir şey yakıştıramayacağımızı söyleyerek bu rivayete itiraz ederler. Hemen söyleyelim ki burada e, aleyhissalatü vesselam Efendimiz kadınlar hakkında peşin peşin bir hüküm vermiyor. Bu vasıfta bulunan kadınları anlatıyor bize. Yani çok şikayette bulunan, nankörlük eden, efendim... Kocalarına karşı serkeş davranan, itaatsizlik eden kadınları anlatıyor Efendimiz. İşin bir çarpıcı tarafı var. Ee, Efendimiz işin başında kadınları infaka tasadduka teşvik ettikten sonra rivayetin kalan kısmı bize diyor ki onun üzerine kadınlar diyor ellerindeki üzerlerindeki ziynet eşyalarını Hz. Bilal eteğini tutmuş böyle onun içine doldurmuşlar. Şimdi sahabiye hanımların bu rivayete efendimizin bu sözüne karşı gösterdikleri refleks böyle olmuş. Ee, günümüzde de benim peygamberim böyle bir şey söylemez diyerek rivayetin üstünü çiziyoruz. Hani benim yorum. peygamberim böyle bir şey söylemezden ziyade sadakada bulunun, istiğfarı çok yap. Evet, evet. Hani benim peygamberim böyle demişse çok sadaka verip çok da istiğfar edeyim demek sanki daha güzel. Bir de Hani bir temenni gibi, tespit gibi değil. Allah Resulü gördüğünü söylüyor. Evet. Böyle bir şey var diyor. Ve hatta onları özel olarak ikaz ediyor. Buradan hanımlara olan merhameti bile çıkartabilirsiniz. Oradan söylüyor. Yanlış mı düşünüyorum hocam? Doğru düşünüyorsunuz. Evet. Ee, yani belki burada şöyle bir şey de var. Ee, aile sisteminin muhafazasında, toplumun muhafazasında kadının e, misyonu, kadının rolü çok kritik. Evet. Efendimiz dolaylı biçimde aslında buraya dikkat çekiyor. Yani aile sisteminin e, sağlıklı yürümesi size bağlı. Burada sizin sorumluluğunuz çok önemli, çok kritik bir misyonunuz var. Dolayısıyla bunu aksattığınızda karşılığı cehennem olur. Dikkat ettiğinizde aile hayatı gerçekten de kadınların omuzunda yürür. Kadınla, kadının merkezinde bulunduğu bir kurumdur aile. Kadını aileden çıkarttığınızda aile çeker. Onun sağlıklı yürüyebilmesi için Efendimiz iki hususa dikkat çekiyor. Yani o uyumu aile içindeki saygı, sevgi, muhabbeti, hürmeti muhafaza edin. Eğer bunu yapmazsanız bunun çünkü devamı olur. Siz bunu yapmazsanız aile çöker. Aile çökerse toplum çöker. Toplum çökerse bunun acısını bütün ümmet çeker. Şey, Önemli bir mesele. Peki kadınlar cehennemi, erkekler cehennemi öyle bir şey yok zannediyorum. Hayır. Yani bilmiyoruz. Buna dair bir bilgi bilmiyoruz. Şeytan. Şeytan yanacak değil mi cehennem? Elbette. Yani ya, yalnız mı olacak? Cinlerin ve insanların e, kafirleri cehennemde, müminleri cennette. Hani ayrı bir cehennemi var, orada mı yanacak? Hayır, aynı cehennemde. Evet, yani onun ayrı bir cehennem, cehennem katman katman dedik ya baştan. Hmm. Onun katmanı ayrı olur, ama ayrı bir cehennem diyemeyiz bunu. Hmm. Cehennemdeki ayrı bir katmanda yanar. Ve belki o katmanda yananlar onun yanışını da görecekler. Elbette. Peki bunu sorduk. Cehennem ehli Allah'ı görecek mi? Hayır. Bir soru. Böyle bir şey yok. Hayır. Allah Teala görmeyecekler. Dünyada cennet ve cehennemden izler var mı? Dünyada cennet ve cehennemden izler. Az önce okuduğum hadis-i şerif belki buna tekabül ha. eder. Yani çok sıcak ve çok soğuk günler. Evet. Diğer bir soru hocam. Diğer dinlere inanan Cennet veya cehenneme gitmiş kişilerin azap veya nimetleri aynı mı olacak? Bu diğer dinlere inanan derken baştan bunu söyledik. Yani diğer dinlere İslam dışındaki herhangi bir dine inanan kimsenin cennete gitmesi söz konusu değil. Kur'an ve sünnet böyle diyor bize. Gerçi son zamanlarda bu böyle değildir diyen bir takım Kur'an ayetlerinden hareketle aksi iddiada bulunanlar var. Bir kısım akademisyenler İslam dünyasında da var, Türkiye'de de var ama bu e, Kuran'ın ilgili ayetlerine parçacı yaklaşmanın bir neticesidir. Bunu çok açık ve net söyleyelim. E, i̇sterseniz bir miktar detaya girebiliriz. Biraz açabiliriz. Önemli Buyurun. bir mesele çünkü. Bilhassa e, Bakara Suresinin 62, Maide Suresinin 69. ayetlerinden hareketle e, iman edenler yanında Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiilerin de cennete gideceği ifade edilir. Ayetin e, dış ifadesine baktığınızda ilk bakışta böyle bir anlam da çıkar ayetten. Çünkü şöyle e, tercümesi e, iman edenler Yahudiler, Hristiyanlar ve sabilerden her kim Allah'a ve ahiret gününe iman, e, iman eder bir de salih ameller işlerse e, onların ecirleri Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler. Mahzun olmayacaklar. Her iki de aşağı yukarı anlamı birbirine yakın ve böyledir. Şimdi buradan hareketle derler ki bakın Cenab-ı Hak burada üç, dört sınıf insan sayıyor. İman edenler Yahudiler, Hristiyanlar, Sabiler. Ve bunlar için üç şart koşuyor. Allah'a iman, ahirete iman ve salih amel. Hı hı. Bu dört gruptan her kim bu üç şartı yerine getirirse cennete gider diyor Cenab-ı Hak. Ama bu hemen belirtelim ki Kur'an'a usulsüz, methutsuz yaklaşmanın yol açtığı vahim bir arızadır. Öyle yaklaştığımızda ne çıkıyor ortaya hocam? Nasıl? Öyle yaklaştığımızda şöyle bir şey çıkıyor. Bir miktar teknik detaya gireceğim bizim verirseniz. Buyurun. Şimdi Kur'an-ı Kerim bizzat kendisinin e, muhkem ve müteşabih olmak üzere iki sınıf ayet ihtiva ettiğini söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de iki grup ayet vardır. Muhkemler ve müteşabihler. Bunlar kendi aralarında da gruplara ayrılır. Muhkemler dört gruptur, müteşabihler dört gruptur. Bu teknik detaya dikkat etmezsek çok yerde yanılırız. İşte burada karşımıza çıkıyor bu. İman edenler diyor ayeti kerimenin başında. İlk kelime budur. İndiledine amenu. Kim bu iman edenler? Ayette bu sorunun cevabı yok. Vellezine hadu Yahudiler. Kim bunlar? Ayette bunun cevabı yok. Ve nesara aynı şekilde ve sabi'in aynı şekilde. Bunların kim olduğuna dair ayette bir açıklama, bir tasrihat yok. O zaman diyoruz ki bu ayetin bu kısmı mücmeldir. Kapalı. Kapalı yani müteşabihin bir e, alt dalıdır mücmel. O zaman biz bunların kim olduğuna bakmak için başka ayetlere gitmek zorundayız. Hmm. İman edenler kimdir? Burada dikkat ederseniz üç şart sayıldı. Allah'a iman, ahirete iman ve salih amel. Acaba bir kimse sadece bu üç şeyi yaparak mümin vasfı kazanabilir mi? Kazanamaz çünkü ilgili diğer ayetler bize müminlerin başka şeylere de iman etmesi, başka şeylere de yapması gerektiğini söylüyor. Amener Resulü de bunu görüyoruz mesela. Kullun amene billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi değil mi? Müminleri başka ayetler yani ee, muhkem ayetler bize açıklıyor. O zaman biz bu iki ayetten Bakara 62 ayda 69'dan hareketle şöyle dememiz lazım. Bir kimsenin mümin olması için bu üç şeye inanması yeter. Kur'an'a inan, inanması gerekmez, Efendimiz'e inanması gerekmez değil mi? Meleklere inanması gerekmez, diğer peygamberlere inanması gerekmez. Üç tane şart var çünkü. Hocam kaldık ki şöyle bir şey yok Mesela Allah'a iman ederler diyor. Ama Allah deyince onu hangi i̇şte Ayetin öbür kısımları da mücmel. Oraya Allah? gelecektim Mesela ben. Doğmamış ve doğrulmamış olan bir Allah'a, İhlas suresindeki Allah'a biz iman ediyoruz. Evet. Allah kendisini böyle tarif ediyor. Evet. Ama işte baba, oğul, kutsal, ruh dediğiniz anda bu ayetin manasına Allah'a iman etmiş olur musunuz? Olmazsınız çünkü Kur'an buna şirk diyor. Evet. Dolayısıyla sadece bu dört grup değil sayılan o üç madde de mücmeldir. Onları da başka muhkem ayetlere götürüp oralarda tasrih ettirmemiz lazım. Açıklamalarını bulmamız lazım. O açıklamaları alıp buraya geldiğimizde tekrar bu iki ayete geldiğimizde. Neticede ne çıkıyor? Neticede şu ederiz. çıkıyor. Bu ayet bu Bakara 62 ve Maide 69 bu iki ayet bize adları ne olursa olsun iman edilmesi gereken bütün hususlara iman etmeden bir kimsenin cennete gitmesini söylemenin doğru olmadığını söylüyor. Peki aslında buradaki sorudan kastım şuydu hocam. Mesela Hz. Musa zamanında yaşamış ve ona iman etmiş kimseler var. O kimseler de cennete gidecek kuş Onlar bizim mümin kardeşlerimizdir. Ha işte onların ya da Hz. İsa'nın müntesiplerinin ya da diğer peygamberi İsa'nın müntesiplerinin Cenneti aynı cennet mi olacak? Müminlerin cenneti öbürlerinden daha yüksekte olacak. Onu cennet bahsinde konuşuyoruz. Ha, ümmet Muhammed'in cenneti evet. öyle olacak diyorsunuz. Kısa bir ara vereceğiz. Cehennemle alakalı evet. sorular var ama bunun yeri geldiğinde sorarım. Kısa bir ara vermek Bayağı, durumundayız. Aynen. İki dakika. Ondan sonra cenneti konuşmak üzere tekrar huzurlarınızda olacağız. Başka şeyler etiketiyle cennetle alakalı daha ziyade sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Yardımcı doşan doktor Ebu Bekir Sifil hocamla cehennem bahsine dair konuşacaklarımız bunlardı. Az sonra cennet konuşmak üzere huzurlarınızda olacağız. Hocam isterseniz cennet bahsine geçmek için sabırsızlanıyor ümmeti Muhammed ama şu cehennemle alakalı soracak birkaç soru var. Onları da geçelim ondan sonra cennete geçelim. Olmaz mı? Bir, şehitlerin şefaat yetkisi var mıdır? Vardır vardır net cevap oldu cehennem ve cennet arasında bir yer var mıdır araf araf var arafın ne olduğunu da cennetten sonra size sorayım hemen konuşabiliriz lütfen nedir araf 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 suresinde de e, geçtiği üzere cennet ile cehennem arasında bir yerdir bir mevkidir öyle diyelim evet. e, A, araf suresinin ilgili ayetlerini bir arada düşündüğümüzde şöyle bir şey çıkıyor. Ee, Araf'ta bulunanlar cennete girmeyi arzu edecekler. Böyle bir e, beklentileri var. Hı hı. Ee, Araf'ın ne olduğu, orada bekleyenlerin orada bulunacakların kimler olduğu konusunda e, alimler e, bir hayli görüş serdetmişler. Çok e, fazla görüşler var ama biz bunlardan tercihe şayan olanı söyleyelim. Eee İyi ve kötü amelleri birbirine eşit olan müminlerin hmm. cennete mi gideceğiz, cehenneme mi gideceğiz şeklinde e, bir beklenti içinde oldukları ve bu beklenti e, bağlamında geçirecekleri vakit orada geçecek. O mekan. A Araf, evet. O zaman hocam iyilikleri arttırmak lazım. Çünkü o da ciddi bir ızdırap olur. İyilik <laughs> ve kötülük eşit. Evet. Çok sıkıntılı bir durum. Evet. Ee, bir dinleyicimiz Abdullah Bey diyor ki şeytan ateşten yaratıldığına göre cehennemde nasıl yanacak? 8 yaşındaki kızım Reyyan soruyor demiş. Evet. Reyyan da bir cennet kapsınındı. Evet. evet. Yani e, tabii cehenn, e, ahiretteki bedenlenme e, yeni bir bedenlenme olacak. Yani o bu dünyadaki varlık e, kalıplarının dışında ondan çok daha farklı bir varlık kalıbı, bir beden kalıbı söz konusu olacak dolayısıyla e, onlar için de azap söz konusu olacak yani. Evet. Anti e, kullanıcı adını kullanan bir seyircimiz tam da böyle kullanıcı adına yakışır bir soru sormuş. Cehennemi tasvir ederken yarattığına işkenceden zevk alan tanrı vasfı çıkarıyorsunuz. Allah'a ancak bu kadar iftira edilir demiş. Evet. Biz iftira mı ettik yoksa ayetler mi zaten bunu böyle söylüyor? Ne diyeceksiniz? Bir kavramı bir önce bir düzeltelim. İşkence e, zulüm demektir. Suçsuz birine, günahsız birine, hak etmemiş birine, masum birine hak etmediği bir muameleyi reva görürseniz o zulüm olur, o işkence olur. Cehennemdeki azap işkence değildir. Cehennemdeki azap hak etmişlere dönük bir eee muameledir. Bir de şöyle demek lazım zannediyorum. Hani bu soruyu soran eğer Allah'a inanmıyorsa Zaten problemi yok. Hani bu şöyle soruyu sorması diyelim, gereksiz. Bu, bu soruyu soran izleyicimize, kardeşimize şöyle diyelim. E, birisi sizin gözünüzün önünde Allah korusun farzı mahal. Gelse ailenize, çoluk çocuğunuzu öldürse, ananızı, babanızı kesse, size işkence etse ve bir biçimde kanundan yakasını kurtarsa. Yakalanamasa. Yakalanamasa ve siz o gördüğünüz muameleyle baş başa kalsanız ne düşünürsünüz? Cenab-ı Hakk'ın ahirette o adama vereceği ceza size göre işkence midir, zulüm müdür? Yoksa... Ya da ceza vermezse bu defa dönüp evet. de Allah'ım hani bunun karşılığı der misin demez evet. misin? Bir de hocam hani şu önemli, onu anlatmaya çalışıyordum. Allah'a inanmayan birisi için böyle bir cümle yine mazur değil. Çünkü zaten inanmıyorsun. Neyin iftirası? Evet. Ha, i̇nanan birisi için Kur'an'dan ayetler okuyorsunuz. allah Teala bizzat kendisi söylüyor. Diyor ki şöyle azap olacak, böyle azap olacak. Haşa o zaman Allah kendisine iftira ediyor olur. Haşa. Böyle bir şey de mümkün değil. Peki cehennem azabı kıyamet koptuktan ve hesap görüldükten sonra mı başlayacak? Efendimiz'e gösterilenler örnek miydi demiş. Burada Efendim, enteresan bir bu, şey. Bu e, alem-i misal dediğimiz bir alem var. Yani e, miraca çıktığında Efendimiz çıkmadan önce Mescid-i Aksa'da peygamberlere imam oldu, namaz kıldırdı. Sonra muhtelif gök tabakalarında o peygamberlerle tekrar karşılaştı. alem alemi misal dediğimiz şey budur. Yani e, bir tasvir olarak biz bunu düşünebiliriz. E, efendimiz'e o cehennemde e, azap görecek olan kimselerin nasıl azap görecekleri e, tasvir edilmiştir. E, sureta gösterilmiştir. Şunu diyemez miyiz hocam? <laughs> Mesela eğer bu mekandan mekana bir yolculuksa bir suret temsil görmüştür. Evet. Ama bir zaman yolculuğu da varsa orada, miraçta hani kıyametin koptuktan sonrasını da Allah Resulüne seyrettirmiş olabilir. Böyle bir şey denilebilir mi? Mümkündür diyebiliriz ama e, zaman yolculuğu, mekan yolculuğu bunlar tabi çok e, spekülatif şeyler. Hı hı. Çünkü e, miraç hadisesini biz, ben şahsen e, o kadar mesafe e, kat edilip sonra efendimiz tarafından geri dönüldüğünde yatağı hala sıcak. Bunun bir zaman yolculuğu olduğunu söyleyebilmek son derece akla yatkın görünüyor ama başka ilave çok önemli unsurlara ihtiyacımız var. Eyvallah. Hidayet'in bir sorusu var. Cehennemde kaç yaşında olacağız demiş. Allah korusun, hidayet. Cehennemde niye bir yaşta olacağız? Ol, Olmazsın. Onu, onu söyleyelim. Kaç yaşında olurlar diye sor. Olacağız diyor hocam. <laughs> hani yani gittiğimde kaç yaşında olacağım gibi. Allah korusun. Allah korusun. Yani. Evet. Cehennemde de e, genç yani bütün yaş grupları aynı olacak. Genç, ihtiyar, çoluk çocuk olmayacak. Herkes aynı yaş grubunda ve genç olacak. E, aynı şey cennet içinde söz konusudur. İkisinde de aynı. Bir soru daha. İnsanı diğer varlıklardan ayıran Allah'ın nuru ise Allah kendi nurunu cehennemde yakar mı? İnsanın Allah'ın nuru olduğunu nasıl söylüyor? Hani insanı diğer varlıklardan ayıran Allah'ın nuru hissediyor. İnsanı diğer varlıklardan ayıran insanın iradeli bir varlık olması. Hani bir halife vasfı var. Bunu mu kastediyor bilmiyorum ki. İnsanın iradeli varlık olması insanı diğerlerinden ayırır. Bunun için zaten bu dünyada özgür biçimde tercihlerde bulunuyor. Kendi istikametini kendisi tayin ediyor. Evet Allah Teala insanı velekat kerremna beni Adem buyurmak suretiyle özel bir lütufla ikramla yaratmıştır. E, ahseni takvim üzere yaratmıştır. Bütün bunlar önemlidir ama daha sonra tum meradetnahu esfel esafinin insanın kendi fiilleri dolayısıyla onu aşağıların aşağısına da atar Cenab-ı Hak. Allah korusun. Evet. Peki bir diğer soru akıl sağlığı yerinde olmayan insanların ahiretteki akıbetleri hakkında Kur'an-ı Kerim ne diyor? Evet bunlar da cennetin en aşağı tabakasına gidecek olanlar arasındadır. Ee, Direkt cennette? Evet. Müşriklerin çocukları ya da küçükken ölmüş bütün yani bütün çocukken ölmüş bütün e, insanlar cennete gidecek. Akıl sağlığı yerinde olmayanlar da aynı tabakada. Buna dahil cehennemde zaman ölçüsü ne olacak? Dünya ile karşılaştırma yapılabilir mi? E, Tabi cehennem hayatı hakkında gerek cennet gerek cehennem tasvirlere baktığınızda gerçekten çok muazzam kabarık rakamlar görüyorsunuz. Yani cehennemin etrafındaki surlar şu kadar yıldır buyuruyor Efendimiz. Cennette bir ağaç vardır gölgesinde yüz sene bir süvari atıyla gidecek olsa gölgesini bitiremez gibi. Bu tasvirlerden biz o alemin zaman mefhumunun bu dünyadaki zaman mefhumundan çok farklı olduğunu çıkartabiliriz. Evet. Enes alan cennete geçelim abi. Müslüman adamın ne işi var cehennemde demiş. <laughs> cennete geçsek içimiz tuhaf oldu demiş Mehmet Bey. Konuşacağız. <laughs> peygamber Efendimiz gönderilmeden önce yaşamış insanların sorgusu nasıl yapılacak diye bir soru var. Onlara fetret ehli diyoruz. Kendisine bir peygamber çağrısı, tebliği hak biçimde, doğru biçimde ve yeterli biçimde ulaşmamış insanlar ehli sünnet Eşari mezhebine göre kesinlikle sorumlu değildir. Onlar cennete gidecektir. Maturidi mezhebine göre ki İmam Ebu Hanife de bize kadar ulaşan eserlerinde bunu açıkça söylüyor. İnsan kendisine verilen akıl ve yeteneklerle Allah'ın bu alemi bir yaratan bir yaratıcının var olduğunu ve onun tek olduğunu bilirse, bulursa ee, sorumluluğunu yerine getirmiş olur ve cennete. Yani enteresan bir soru var. Hep merak ettiğim bir sorum var demiş. Bekar olarak ölsek, cennetlik olsak ahirette bizim gibi bir insanla evlendirilecek mi? Cennette bekarlık e, yoktur. Şimdi genelde hocam bunu evliler merak eder. Hani evlenince hanım da orada olacak mı cennette evet. falan diye. İlk defa bekarım merak ettiğini görüyorum. Ben. Evet. Nasıl dediniz? Cennette bekarlık yoktur. E, mutlaka her cennetlik orada evli olarak hayatını sürdürecek. Peki. Şimdi o zaman geçelim cennet bahsine. Yalnız bizim çay gelmedi, bekliyoruz. Çay. Hocam, Kaan bizi duyuyordur zannediyorum. Geçen hafta Kaan yoktu. Ha, evet. çay yoldaymış. Heh, hadi bakalım. Cennet nasıl bir yerdir? Kur'an-ı Kerim'de nasıl nitelendirilmiştir? Sizi yormama adına ben yardımcı olup bunların ne manaya geldiğini size sorsam olur mu? Mesela altlarından ırmaklar akan, birbiri üzerine bina edilmiş yüksek köşkler, güzel meskenler Tevbe suresi. Türlü ağaç ve meyvalara, akar kaynaklara, görünüş ve kokusu güzel, isteyenlerin yanına kadar sarktığından koparılması kolay, türlü bol meyvelere sahip. Rahman Suresi. Cennette bir meyve içlerinin çekeceği bir et verdik vereceğiz. Tur Suresi. Canların isteyeceği ve gözlerin hoşlanacağı ne varsa hepsi oradadır. Siz de orada devamlı kalacaksınız. İşte bu sizin çalıştığınız ameller sebebiyle mirasçı kılındığınız cennettir. Sizin için orada çok meyveler vardır. Onlardan yiyeceksiniz. Cennet şarabından mide ızdırabı yoktur. Bu da Saffat suresi diye devam ediyor. Cennet deyince Müslüman neyi anlayacak? Nasıl bir yer cennet? Bu ve diğer ayetlerden çıkartabildiğimiz nedir hocam? Evet cennet e, hadislerde ifade edildiği kadarıyla sekiz kapısı bulunan e, son derece muazzam, son derece büyük kokusu e, yüzlerce yıllık mesafeden duyulan güzel kokusu yüzlerce yıllık mesafeden duyulan hissedilen e, ve katman katman olan bir mükafat yurdudur e, orada ilahi gibi kat kat evet, kaç katı var hocam cennetin cennetin e, 8 katı olduğu e, söyleniyor ama Kur'an ayetlerinden hareketle biz bu 8 kat hangisidir onu tespit edemiyoruz. Sadece bir kısım cennet e, isimlerinden bahsediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Hadis, hadislerde de bu katmanların tek tek nereler olduğu, hangisinde kimlerin olacağına dair böyle çok net anlatımlar doğrusu bulamıyoruz. Şu mudur hocam mesela Firdevs, Darül Mukame, Darüs Selam, Cennetü Adn, Darül Hulud, Cennetül Meva, Cennetül Naim, makamül emin gibi Kur'an-ı Kerim'deki evet, isimlerin. Bunların bir kısmı cennet isimleridir, bir kısmı da mertebeleridir. Yani katmanlarıdır öyle diyelim. Ee, bu katmanların en altında az önce de ifade ettiğimiz gibi e, çocukken ölenlerin veya bu dünyada sorumlu olmayan kimselerin işte özürlülerin, akli engeli bulunanların gideceği yerdir ondan sonra derece derece cennet kademeleri yukarıya doğru yükselir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cennette 100 derece vardır buyurmuş. Siz Allah'tan Firdevs cennetini isteyin. Buradan anlıyoruz ki bir müminin yükselebileceği en üst cennet mertebesi basamağı ya da katı Firdevs cennetidir. Peki cehennemde yok dediniz. Cennette Diyelim ki bir tabaka yükselme gibi bir durum var mı? Yoksa gitti, Hayır, gittiği yer mi? Hayır tabii ya, evet. Yani çünkü artık orada amel yok. Ee, orası amel işleme yeri değil. Bu dünyadaki amele göre, göre göreceğimiz karşılığın bulunduğu yer. Ee, bu şu demek değildir. Yani e, o katmanlarda, o tabakalarda mahsurdurlar Birbirlerini ziyaret edemezler. Oradan oraya veya yukarıdan aşağıya geçişler, giriş çıkışlar yoktur demek değildir. Mutlaka bir ziyaretleşme, birbirini ziyaret etme vardır. Onu soracağım. Nasıl olacak hocam? Mesela 3. tabakada birisi var, 7. tabakada bir başkası var. Evet. Birbirlerini görmeyi arzu ettiklerinde evet. allah Teala onları buluşturur. Peki şöyle bir şey olabilir. Nasıl olur? Mesela 3. tabakadaki birini görmek istiyor. O da 7'de. Evet. O da görmek istemiyor. İkisinin orada, de istediği orada şey, olacak. Yok. Ne olacak? Yani... Ee... Allah Teala cennetliklerin duygularını, kalplerini, e, herhangi bir olumsuz düşünceye yer bırakmayacak, yer vermeyecek derecede tertemiz yapar. Onlar bütün olumsuz düşüncelerden arınmış olarak bulunurlar orada. Belki cenneti konuşurken şundan başlamak lazım. Bugünkü akılla ya da bugünkü tecrübelerle evet. tarif edemeyeceğimiz, tahayyül Kesinlikle. edemeyeceğimiz başka bir dünya, başka bir düzlem ne diyeceğiz Kesinlikle ona? Öyle. Yani evet orada bir tad alma, bir lezzet var, ee, tabir yerindeyse bir kam alma durumu var ama e, bu dünyadaki, bu bedendeki e, duygularla, hislerle, duyularla bunu kıyaslamak çok doğru olmaz. Yani mesela kalbinde zerre kadar gurur bulunan, kibir bulunan kimse cennete giremez buyurmuş Efendimiz. O halde cennetliklerin hiçbirisinde gurur, kibir bulunmaz diyeceğiz. Hı hı. Kıskançlık, bencillik gibi kötü duygular, sübjektif, negatif duygular da yoktur. Dolayısıyla burada hemen bir şeyi daha tasvir edelim. Belki soracaksınız. Ee, cennetliklere, orada cennetlik erkeklere verilecek olan e, hizmetçiler var. Huriler var. Huril ayn diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Huril ayn Bunlarla ilgili çok soru sorulur bize yani, yani O soruların bölümünde açayım Evet hocam Cennette hani niye bunlar erkeklere de kadınlara böyle bir lütuf böyle bir ikram niye yok şeklinde çok sorulur Özellikle bayan kardeşlerimiz bu konuda böyle biraz muteriz dururlar İtirazvari bir şeyleri vardır Peki cennette hemen, huriyle devam edelim Evet hemen, hocam Hemen söyleyelim ki ee, bu dünyadaki kadın erkek münasebetleri, o münasebetlere hakim olan duygusal e, durumlar cennette söz konusu değildir. Mesela bir kıskançlık gibi bir şey olmayacak. Olmayacak çünkü cennet razı olunmuş ve razı kılınmış insanların gideceği yerdir. Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle e, ya eyyetühen nefsül mutmainne ey itmi inana dolgunluğa ve olgunluğa erişmiş nefis. İrci'i ila rabbiki, Rabbine dön, radiyeten merdiye, razı olmuş ve razı kılınmış olarak. Fethuli ibadi, cennetlik kullarımın arasına gir. Fethuli cenneti ve cennetime gir. Dolayısıyla cennete gitmiş olan herkes mutlaka razı olunmuş insandır ve razı olmuş insandır. Peki mesela hocam şunu diyor işte Erkeklere huri var, kadınlara da kılman verilecek. Huri sadece erkeğin hizmetçisi mi? Yoksa böyle bir cinsel manada? Kur'an-ı Kerim'de ezva, ezvacın mutahharatun ifadesi geçiyor. Yani tertemiz eşler. Bu zevç kelimesi, zevce kelimesi Arapça'da kadın erkek için kullanılır. Yani kadın Erkeğin zevcesidir, erkek kadının zevcidir. Ezvaç tabiri Arapçada kadın eşler için kullanılır, hanımlar için kullanılır yani. Hmm. Dolayısıyla buradan mütebadir anlam, akla ilk gelen anlam odur. Erkekler için cinsellik ifade eden eşler, bu anlam çıkar. Ötesinde başka bir şey var mıdır? Allah'a alem. Peki kadınlar için işte o kılman... Ne hocam? Gılman ya da Vildan diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bunların cennet ehlinin hizmetçileri olduğu anlaşılıyor. Yani orada cennet ehline hizmet etmek üzere yaratılmış olan evet. e, varlıklar oldukları anlaşılıyor. Böyledir diyorsunuz. Evet. Peki hocam mesela bir erkeğe kaç huri verilecek mevzu? Çok konuşulur. 70 huri, 700 huri, 7000 huri. Buna dair bir Sahih kaynaklarda bir şey var mı? Buna dair rivayetlerde bir kısım rakamlar zikrediliyor ama Allahu alem her cennet katmanında, her cennet tabakasında da bunun e, değişen rakamlar olabileceğini söylememiz lazım. Mesela Ali vesselam Efendimiz sahip bir rivayette buyurmuş ki: Cennet ehline içi oyuk inci tanesi çadırlar kurulur. Bu o kadar büyük bir inci tanesidir, o kadar büyük bir çadırdır ki içinde 70 tane huri vardır diyor Efendimiz. Bunların hiçbiri diğerini görmez. Şimdi bu kocaman bir şey demek ki. Tek bir inci tanesi, o kadar muazzam kocaman bir inci tanesi ki bu. Orada 70 kişi duruyor ve bunların hiçbiri diğerini görmüyor. E bu tabii şüphesiz diğer cennet katmanları için de değişen rakamlar olarak karşımıza çıkabilir. Peki bir arkadaşın sorusuydu yine. Huriler neye göre güzel olacak? İşte Esmer mi olacak, sarışın mı olacak ya da bizim istediğimiz gibi mi olacak? Ya da dünyayı hatırlayıp da dünyadayken beğendiği birisi var. İşte onun gibi bir huri istiyorum dediğinde onun gibi bir huri verilecek mi? Burada dikkatimizi çeken e, tasvir, arkadaşın adını söylemeyeyim evli burilerin gözle gözleriyle ilgili tasvirdir gözlerinin karası çok kara beyazı çok beyaz şeklinde tarif ediliyor Kuran-ı Kerim'de onun dışında esmer midir sarışın mıdır kumral mıdır yahut bu tarz vasıflar orada olur mu orada geçerli midir Allah'u alem burileri evet. anlatmaya başladınız size çay gönderdiler <gülüyor> <gülüyor> peki şu da hocam merak edilen bir şeydir yani insan burada evli Eşi, gerçi az evvel cevabını verdiniz de yine bir daha sorayım ben. Kıskanmayacak mı? Ya Yahu bey bırak şu hurileri Allah aşkına ne işin var huriyle demeyecek mi orada? Demeyecek. Peki birisinin ya ben eşimi burada istemiyorum ya Rabbi deme hakkı var mı? Kadın olsun erkek olsun kadın da diyebilir bunu. Ya da der mi böyle bir şey? Orada e e Efendimizin anlatımına haber vermesine göre Cennette devam edecek iki tane ibadet vardır. Bunlardan biri imandır, biri de nikahdır. Hmm. Kişi burada eğer e, mutlu bir evlilik yapmışsa, mümin erkek mümin kadın kadın mutlu bir aile yuvası içinde birbirlerinden razı olarak hayatlarını sürdürmüşlerse bu rıza öbür tarafta da şüphesiz devam eder. Bu rıza burada bu mühim, çok önemli, önemli tabi Tabii, bu önemli. Cennette hiç kimse hiçbir şeye zorlanmaz. Çünkü cennet zorlanma yeri değil, imtihan yeri değil, saadet yeridir, mutluluk yeridir. Bu bakımdan hiç kimse arzu etmediği bir e, hal yaşamaz. Anladım. Yine cennette 33 yaşında olma mevzu. Herkes 33 yaşında mı olacak? Efendimiz <laughs> e, Hz. Adem Aleyhisselam'a anlattığı bir rivayetin devamında Allahu الله عز وجل آدم على صورته طوله ستون ziraan buyurmuş. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı kendi orijinal beşeri suretinde yarattı. Adem Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam orijinal bir yaratılışla yaratılmıştır. Ve Efendimiz buyuruyor, Tuluhu süttûne ziraan bir zira bir dirsek boyudur. 60 ziradır Hazreti Adem'in boyu. Bunu yarım metre kabul edersek Hazreti Adem'in boyu 30 metredir. Ee, dolayısıyla cennete girecek olan herkes rivayetin devamında efendimiz buyuruyor ki cennete girecek olan herkes Adem'in boyunda olacak ve Adem'in suretinde olacak. Ee, dolayısıyla cennette yaşlılık yok. Herkes aynı yaşta olacak. Suretinde derken hocam herkes Adem Aleyhisselam'ın yani suretinde. Yani o kalıpta olacak. Hmm. O, o boyda ve o yaşta 30 yaşında olacak ve 30 metre boyunda olacak. Efendimiz e, sahabiye hanımlardan birisine bir gün bir şaka yapmış, bir e, takılmış cennete yaşlılar giremeyecek buyurmuş. Evet. Kadın üzülüp ağlayınca efendimiz buyurmuş ki yani yaşlı insanlar yaşlı olarak girmeyecekler cennete. Herkes aynı yaşta ve genç olacak. Bunu kastettim buyurmuş ve gönlünü almış anam. Peki şu nasıl olur hocam? Mesela baba 60 yaşında, evlat 30 yaşında, torun var 3 yaşında. Üçünün birlikte bir kazada vefat ettiğini ve cennete gittiklerini evet. düşünelim. Hepsi de aynı yaşta. Aynı. Diriltilecekler. Orada da babalık, annelik, Bilecekler. akrabalık bu Bilecekler. devam edecek mi? Bilecekler. Yani Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle babalarınız, oğullarınız, eşleriniz cennette kim kiminle nasıl bir akrabalık içinde bu dünyada bulunduysa onlara aynen o şekilde bilecek. O ilişkileri devam edecek. Peki baba şöyle bir şey diyecek mi? Oğlum oradan bir su ver filan. Ona gerek olmayacak. <laughs> babası istediğinde su yanında hazır olacak. Dünyayı hatırlayacak mıyız hocam? Yani sen dünyada evet, da böyle yapardın evet. filan denilecek mi? Dünyayı hatırlayacağız. Cennet nimetlerini her tattığımızda diyeceğiz ki bu dünyada tattığımıza benziyor. Hmm. Peki mesela dünyada bir takım hadiseler oluyor. Bu hadisenin Aslını merak ediyoruz. Ben bazen aklıma gelir böyle. Cennete gidersem ya Rabbi bunun aslı neydi diye soracağım. Bize gösterilen böyle bir şey olacak mı? Şöyle bir, bir zaman bir şey olmuştu ya Rabbi ben onu merak ediyorum dese kul. Aslını görecek mi ya da böyle bir merak olur mu? Bu mahkeme kübrada her şey ayan beyan ortaya çıkacak zaten. Yani e, işin aslı ve faslı orada vuku bulacak, orada görülecek. Dolayısıyla karanlık herhangi bir şey kalmayacak. Mahkeme hesap kitap faslında. Şu oldur mu hocam, bu da şimdi aklıma gelen bir şey, işte o onun evladı, o onun evladı, geriye dönük işte 300 kuşak. Mesela bir adamın büyük 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 dedesi, babasını alıp gelip işte bak bu da işte 30 kuşak sonraki torunumuz falan böyle bir tanıştırma olur. Ee, çünkü eğer tabii hepsi cennetlikse. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çünkü Kur'an-ı Kerim'in o ifadesi, babalarınız, çocuklarınız şeklindeki o ifade bütün usul ve bütün furuğu kapsar. Peki cennetin kapıları mevzu. Şimdi huriler dedik, bu ara soruları sormuş oldum. Cennetin kapıları, kaç kapısı vardır hocam sekiz, bunu biliyor muyuz? 8 kapısı olduğu rivayet ediliyor ama e, her bir kapının e, özel bir adı e, ve detayları yok onu söyleyelim. Oruç tutanlar için reyyan kapısından bahsediyor Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam. Namazına düşkün olanların o vasıfla öne çıkmış olanların gireceği bir kapı vardır. Cihad edip şehit olmuş olanların gireceği özel bir kapı vardır. Bunun gibi diğer ibadetleriyle öne çıkmış olanların her birinin gireceği ayrı bir Peki, kapı vardır. Peki, Çağrılacak hepsinden birden çağrılacak kimseler olacak mı? hem orucunu tutmuş hem şehit olmuş Tabii onlara belki. onlara dilediğiniz kapıdan girin buyurulacak. Hmm. Ve onlar diledikleri kapıdan girecekler. Bu kapı, o da ayrı bir şeydir. Lütuftur, ikramdır yani. Cennetin herhangi bir kapısından dilediği herhangi bir kapısından girme serbestisine, özgürlüğüne ya da hakkına e, sahip olmak, bu imtiyazı ele geçirmek e, her kula mesuliyeti olmak. Mühim bir şey inşallah. Evet. Nasıl? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a galiba Efendimiz demiş. Evet. Değil mi hocam? Öyle ümit ediyorum ki sen onlardan olacaksın. Hepsinden çağrılacak kimse var mı? Evet. Deyince böyle buyurmuşlar. Peki bir diğer soru. Cennet tabaka tabaka. insanın cennetteki makamı, derecesi, tabakası zamanla yükselebilecek mi? Bunu cevapladınız gerçi. Evet. O, o cennetin böyle bir şey en, olmayacak. en üst Aynı. tabakasında e, adın cenneti, en üst mertebesi adın cenneti. Ama Efendimiz Firdevs'i isteyin. E, müminler için o tabi. Müminler için. Yani e, e, peygamberlerin bulunacağı cennet katı adın cennetidir. Hı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bu Adin cennetinin en yüksek noktası, en e, muhteşem noktası. En İbn Arabi bunun vesile ya da makamı Mahmut olarak isimlendirileceğini söylüyor. O makamın adının bu böyle tespit ediyor. Dolayısıyla oradan aşağıya doğru işte adetin cennetinde gene mertebe mertebe basamak basamak. Orada peygamberler var diyoruz. Peygamberler de kendi aralarında malum fazilet derecesine üstünlük derecesine ayrılıyor. Her birinin fazileti bir değil tilke rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Hmm. Ee, şehitlerin sıddıkların mertebeleri var. Onlar da kendi aralarında gene e, derece derece ayrılıyor. Ee, o, o, o en üst cennet basamaklarında bulunanların en alt cennet basamaklarında bulunanlar tarafından efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın tasviriyle gökteki yıldızları gördüğümüz gibi görüleceği. Haber veriliyor. Yani biz onların o kadar yüksek bir mertebe söz konusu ki yıldızları gördüğümüz gibi onların makamlarını, mevkilerini göreceğiz. Ee, ama tabii oraya ulaşmak, orada yaşamak bu dünyadaki amele bağlı. Peki hocam mesela orada en alt derecesi de olsa, orta derecelerde de olsa Cenab-ı Hak isteğini reddetmeyecek, olacak. Alt derecelerdeki birisi dedi ki ben Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Görmek istiyorum. Baş başa konuşmak istiyorum. Bu hemen olacak mı? Olacak. Bu tabi hemen derken Allahu Alem bir takım detaylardan şöyle bir şey çıkarmak mümkün. Efendimiz'i de diğer peygamberleri de ziyaretin bir e, randevusu olacak. Hı. Yani her isteyen hemen Efendimiz'le görüşemeyebilir. Bir randevusu olacak. Onun yanında yakınında bulunmak bir imtiyazdır. Her isteyenin onu görebileceği bir şey vardır. Ama Aşağı basamaklarda bulunanlar için bu hemen söz konusu olur mu, anında yerine gelir mi? E bir takım rivayetlerin detayından bunun çok da mümkün olmayacağını anlıyorum. Yani teşbihte hata olmaz. Şöyle diyebilir miyiz? Birisi haftada bir görme evet, hakkı evet, olacak, evet, günde evet. istediği zaman görebilecek olanlar da olacak. Evet. Bu da cennetteki derecemizle alakalı evet. diyebiliriz. Peki Allahü Teala'nın görülmesi cennete giden herkes görecek mi evet. yoksa onu da cennete gitmesine rağmen göremeyenler var mı? Hayır. Bütün cennetlik müminler Cenab-ı Hakk'ı görecek. Bu bir takım gene rivayetlerin detaylarından anlıyoruz ki Cenab-ı Hakk'ı e, cemalini seyretmenin de bir şeyi olacak. Yani e, hemen herkes her zaman herhangi bir hal üzereyken Cenab-ı Hakk'ı görebilecek mi? Hayır. Onun da bir e, vakti merhunu olacak eskilerin tabiri. Peki orada yeme, içme, dünyada olup da orada olmayacak ne gibi mesela güzellikler var sayabileceğimiz? Dünyada olup da orada olmayacak herhangi bir güzellik yok. Tam tersine. Yani şunun gibi mesela defi hacet bir tuvalet ihtiyacı olacak mı cennette? De? İhtiyaç olmayacak onu söyleyelim. Yani Uyku, yorgunluk. Evet, bunların hiçbirisi olmayacak. Cennet sıkıntı yeri değildir. İnsana bu dünyada sıkıntı veren her ne varsa o cennette olmayacak. Yani çok yemek yediniz, şiştiniz, sıkıntı yaptı. Böyle bir şey söz konusu olmayacak. Yahut defyacet, tuvalet ihtiyacı, yorgunluk. Buna benzer insana sıkıntı veren hiçbir şey cennette olmayacak. İnsanın arzu ettiği her türlü... Yiyecek her türlü nimet, anında yanında olu verecek, onları istediği kadar tüketecek. Fakat bu kendisine hiçbir sıkıntı vermeyecek. O tatlı bir ter gibi insanın vücudundan çıkacak. süzülecek Hayal evet. ettiğinde mi hemen o şey olur evet. hocam? Evet. Peki mesela adını söylemeyeyim, tiryakiler diyeyim de siz anlayın. Diyor ki olacak mı? ihtiyaç olmayacak. O mekruhtur cennette. Herhangi bir çirkinlik, herhangi bir mekruh durum olmayacak. Adam istiyor ama gitmiş o oraya da. O ihtiyaç olmayacak. Belki o, onu istediği, bu dünyada istediği için de pişman olacak. Hmm. <laughs> Belki başka bir şey olacak diyorsunuz. Şüphesiz. O yani. Peki mesela şarap diyor. Mideyi dünyadaki gibi acıtmayan zannediyorum ayetteki tabir. Evet. O ne şarap? Şarap malum Arapçada şeribe fiili içmek içmek anlamında şarap da içecek demek. Biz Türkçede e, sarhoş edici bir içki türüne şarap diyoruz. Arapçada bunun karşılığı hamr'dır. Hamur. Hmm. Şarap kelimesi içecek demektir. Cennet şarabı dendiğinde <laughs> cennet meşrubatı anlaşılmalıdır. Meşrubat şarap aynı kökten geliyor. Hmm. Şarap deyince alkollü bir içecek anlıyoruz ama meşrubat deyince Üzüm suyu vesaire gibi meyve sularını anlıyoruz. Peki cennette hamr olacak mı? Hayır. Öyle sorayım. Olmayacak Hayır. Yani sarhoş edici içki zaten haramdır. O necistir. Cennette necaset yok. Dolayısıyla şarap var evet ama meşrubat anlamında. E, hatta nehirler var. E, cennet meşrubatının aktığı işte baldan vesaireden nehirler var. Hemen e, sırası düşmüşken onu da söyleyelim. E, bu nehirlerden bahsedilirken Kur'an-ı Kerim'de hemen her yerde tecrimin tahtihel enhar buyuruyor. Evet. Altlarından ırmaklar akan cennetler. E, bu bize şunu anlatıyor Allah-u Alem cennet katman katman e, bir mekan olduğu için o her e, bir katmanın altında bir ırmak söz konusu olacak. Yahut bütün cennet katmanlarının altından, zemininden ırmakların akması söz konusu olacak ve o aşamadan, o katmandan itibaren cennet basamakları yukarıya doğru yükselerek devam. O edecek. ırmakları da o şekilde anlayabiliriz. Evet. Şunu da ekleyelim siz şey yaparken. Buyurun hocam. Yani insanın cennette bir yerden başka bir yere hareket etmesi, intikal etmesi, ziyaretleşmeler, sohbetleşmeler, bütün bunlar söz konusu. Ee, cennet çok muazzam e, bir mekan. Çok büyük bir mekan. Yani işte birinci kısımda söyledik. Bir ağaçtan bahsediyor Efendimiz. Cennette sadece gölgesi o ağacın. Bir süvarinin at son hız böyle koşuya Efendimiz aynen böyle buyuruyor. Koşu için talimli bir ata binmiş bir süvarinin yüz yıl boyunca e, kat ettiği mesafe kadar o ağacın gölgesi. Dolayısıyla muazzam bir büyüklükten bahsediyoruz. Akıl dışı bir büyüklükten bahsediyoruz. Bu mekan içinde insanın bir yerden bir yere intikali de tabii e, akla geliyor nasıl olacak diye. Hadis-i Şerif var hocam. Cennete giren bir ata bineyim derse biner, uçayım derse uçar. Aynen öyle. Tirmizi evet. hadis. Evet. Uçacak. Yani hatta belki Uçmak da istemeden şurada olayım dediğinde orada olacak. İşte uçmanın da bir zevki olacak. O zevki de tadacak insan. Hı hı. Ee, dolayısıyla o, o, o... Ha bu arada şunu da söyleyelim. Ee, bir ağacın gölgesinden bahsettik. Efendimiz öyle bahsetti. Ee, fakat cennette güneş yok. Dolayısıyla onun gölgesi de söz konusu değil. Cennette gece ya da gündüz diye bir mefhum da yok. Gece gündüz de yok. Yok tabi buradaki zaman mefhumu orada geçerli değil. E, dolayısıyla buradaki gölgeden maksat Allah'u alem yapraklarının ya da dallarının kapladığı geniş alan. E, bundan bahsediyor. Efendim. O alanda. Peki hocam mesela falanca filancayı görmek istedi. Bir buluşma cenneti var. Oradan mı buluşacaklar? Evet. Tabi belli aralıklarla cennet ehli mesela Efendimiz gene buyurmuş. Pazarlarda buluşacak. Orada melekler onlara... Ee, ...hiç akıllarından geçmeyen son derece sürpriz nimetler, hediyeler getirecekler. O pazarda onlar onları alacaklar, evlerine dönecekler. Ee, döndük ev derken tabii saraylardan, köşklerden bahsediyor evet. Efendimiz. Döndüklerinde o pazar yerinde e, bulunmaktan ötürü onların yüzüne bir aydınlık, bir nur gelecek. Döndüklerinde ev halkı diyecek ki yüzünüzde bir nur, bir aydınlık görüyoruz. Onlar da aynı nuru onların yüzünde görecek. Yani böyle her hali bir olağan dışı saadetin, mutluluğun tasvirini ihtiva eder. Belki şu bile olur değil mi? Hani eve gelecek ya çocuklar kimi gördüm bilseniz hani işte falan yok muydu? Pazarda karşılaştık. Evet. Enteresan. Yani aslında akıl soruyoruz ama siz de ayetlerden ve hadislerden hareketle cevap veriyorsunuz. Fakat şu aklın alabileceği bir şey değil sanki. Öyle. Yani bilemiyoruz neyin nasıl oldu. Bu, 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 bu tabi yani benzetme yoluyla zaten efendimizin anlatımları da öyle, Kur'an-kerim'in ı anlatımları da öyle benzetme yoluyla bir şeyleri e, kavramaya çalışıyoruz. Kur'an-kerim'de ı Kerim'de bu durumu anlatan bir ayet var. Hemen onu e, dikkatinizi sunayım. Bakara da Sizin sorularınıza geçeceğim birazdan. Twitter'dan cennetle alakalı sorularınızı bekliyoruz. Bakara suresinin 25. ayetinde e, buyuruluyor. Şöyle ve beşirillezine amenu ve amilus salihati enne lehum cennetin e, iman edip salih amel işleyenlere müjdele onlar için cennetler var. Tecrimin tahtihel enhar altlarından ırmakların aktığı cennetler var. Kullama ruziku minha min semeretin rizkan orada her bir e, yemişten, meyveden, semereden bir rızık kendilerine e, verildiğinde kalu hadallazi rızıkna min derler ki bu daha evvel bize verilen rızık ve utu bihi ve ona benzer de verilmiştir. Yani dünyadakine benzer bir rızık var. E, o rızkı aldığında, tattığında oradakiler dünyadaki tadı anımsayacaklar ama o farklı bir tat alıyor. Bu şuna diyeceğiz. Cennette hangi dil konuşulacak hocam? Arapça olduğuna dair rivayetler var. Ee, Allah vaale. Belki cennetçe. Peki cennetteki insan cennette olduğunun ve bunun sonsuzluk olduğunun farkında olacak Tabii mı? Tabii ki onun için sürekli olarak cennette ona hamd etmesi ve tesbihte bulunması, Subhanallah demesi ilham olunur. Ee, Dolayısıyla her bir nimeti tattıktan sonra cennet ehli Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği o şeyden dolayı sürekli hamd edecek ve Cenab-ı Hakk'a Subhaneke ya Rabbi diye onu tesbih edecek. Peki mesela cennete gitmiş birisi dünyayı özledi, dünya hayatını özlemez. Hani özledi dediğim hatırlamak istedi. Bilmiyorum aklına geldi. Hani dedi ki ya Rabbi aklına gelir. bana bir dünya yarat. Dese. Hayır. Bir dünya yaratılır. Artık bu dünyaya kimse geri dönmek istemez. Ee, nasıl diyelim yani e, çok arzu ettiğiniz bir mevki bir makam, boğazda bir köşk. Hmm. Buna siz kavuştuktan sonra geri dönüp e, köyünüzde mezranızda, o zor şartlarda o çamurda vesairede yaşamak ister misiniz? Anı, anımsarsınız, hatırlarsınız ama orada yaşamak istemezsiniz herhalde. Peki Dünyada evli olanların durumu ahirette nasıl olacak demiş. Burada da aslında enteresan sorular var hocam. Mesela bir hanım iki erkekle evlenmiş. Eşi vefat etmiş, ikinci kez evlenmiş. Orada nasıl olacak? O en e, çok hangi eşinin yanında mesut olmuşsa, hangisini arzu ederse onun yanında olacak. Cennette ibadet var mı? İki ibadet var dedik. İman ve e, nikah. Namaz Hayır. benzeri bir şey yok. yok. Devam ediyorum. Dünyada haram olan şey cennette helal olur mu? Hayır. Haram necistir. Cennette necaset olmaz. Necaset yok. Sorgusuz sualsiz cennete girecek olan kimseler var mı? Vardır. Bunlar e, en başta sıddıklardır. E, bu açıkça hadislerde ifadesini bulan bir şey. Hı hı. Bunlar sıddıklar şehitlerden de daha üst bir mertebedir. Daha faziletli bir mertebedir. Ee, Kur'an-ı Kerim'in tasnifini dikkat et alırsak ona dikkat edersek nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihler. Nebiler e, belli ama sıddıklar evet onlar Efendimiz'in tabiriyle sorgusu suası cennete gidecekler. Eyvallah. Peki Twitter sorularıyla devam edelim hocam. Buyurun. Enteresan sorular geliyor demiş ki cennette isimlerimiz aynı mı olacak? İsim olacak mı? Elbette olacak. Herkes zaten hesaba çağrılırken bir kere bu dünyadaki adıyla çağrılacak. Onun için efendimiz çocuklarımıza güzel at, takım buyurmuş. Evet. Diğer soru. Evet bunu sordum. İnşallah hocam yanılıyordur. <laughs> Uyumak, yorulmak yoksa niye yeme, içme ihtiyacı duyalım diye sormuş Levent. <laughs> ee, şöyle diyelim, canınızın istediği her şey var, yorgunluk yok, ihtiyaç yok, sıkıntı yok. Yani biz tabii bu e, hayat algımız içerisinde düşünüyoruz. Uyumak bizim için güzel bir şey, bir ihtiyaç. <laughs> i̇htiyaç duymasanız, yani uykuya ihtiyaç duymamak güzel bir şey değil midir? Ama uyumak istiyor mesela Bilmiyorum. hocam hani Biz işte bizim için ihtiyaç olduğundan dolayı böyle istiyoruz. İhtiyaç mefhumunun ortadan kalktığını düşünüyorum. Yani ihtiyaç yok ama adam zevkine uyumak istiyor Herhalde uyur Canım orada. Canı ne da. isterse onu yapar <laughs> Yeter ki helal dairede. Evet. Et kemik halinde mi olacağız şimdiki suretimizle demiş. Ee, evet yani ama yeni bir beden dediğimiz gibi onu konuştuk. Evet. Cennet ahalisi istediği şekle girebilir mi? İstediği şekle Girebilir mi? Yani başka birisine benzemek hayır, bilmiyorum kasıt hayır, nedir burada soruda. Yani. Kamil Bey sormuş. Cennette insanın bir amacı kalmayacak mı? Amacı hamd etmek, şükretmek ee, Saadet içerisinde, mutluluk içerisinde Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmek. Evet. Cennet kıyafetleri nasıldır? Katmanlar arasında giysi farklılığı da olacak mı diyor. Mesela enteresan. Herkes başka bir şey düşünüyor. Bilmiyorum başka şeyler etiketiyle sorularınızı bekliyoruz. Bunu bilemiyoruz. Cennette tesettür var mı demiş. Çiplesiz. Ama e, herhalde yani sıcak, yani, yok, soğuk yok şey değil. E, Ama tesettür tes de var. Tesettür derken tabii bir hanım kardeş soruyor bunu. E, yani e, insana sıkıntı verecek bir tesettürden bahsetmek mümkün değil orada. Ama e, eşler birbirleri arasında bu dünyadaki gibi bu fıkhi hüküm gibi bu dünyadaki fıkhi hüküm gibi bir tesettür mecburiyeti yoktur. Ama diğer insanlara karşı elbette bir mahremiyet özellikle kadın erkek arasında söz konusu. Cennette adrenalin olacak mı demiş hocam Bilalcan. Az önce dedik ki isteyen uçabilecek. Evet. Bir yerden bir yere uçarak intikam. Hocam şimdi uçabiliyor ama hani bunu ne olur bana kızmayın bu sorudan ne? dolayı. Dünyada Müslümanın hani Allah yasak etti diye uzak durduğu bazı şeyler var. Ve ama belki içinden de şöyle geçiriyor. Ya yani nasip olur da hani cennete gidersek Allah orada verir diye bir umudu var. Orada bunu istediğinde o olmayacak mı? Mesela bir adam dese ki ya Rabbi benim cennette bir Ukrayna olsun. Olmayacak mı? Ukrayna olsun anlamadım. Yani Slav ırkını kastederek söylüyorum. <laughs> Ya Bu anlamda yani biyolojik ihtiyaç anlamında kişiye sıkıntıya sokmayacak her türlü şey mevcuttur. Onu söyleyelim. Hmm. Gece gündüz ya da bir vakit olacak mı buna cevap verdik. Cennete giren insan dünyaya dönmek istese bu dileği kabul edilir mi? Her istek kabul edilir diye biliyoruz demiş. Siz istemez dediniz ama i̇stemez. isterse de herhalde edilir. İstemez. İşte ne yapacak dünyaya bir daha Hı. geri dönüp tamam. diyorsunuz? Her istediğimiz olacaksa ben birinci katta kalmak istiyorum diyebilir miyiz? E, bu dünyadaki ameliniz zaten sizi daha yukarı katmanlara çıkacak kadar şey değilse isteseniz de çıkamazsınız. Hocam ne hazır, ne gerekiyor hani orada şey gibi hani dünyada insan zenginse nasıl hesapsız ahiretinde zengin olmak lazım evet, benim anlamda. Evet. O da burada kazanılıyor. Evet. Hani orada azıcık daha çalışayım yok. İşte, dünya ahiretin tarlasıdır diyoruz ya ne ekerseniz onu bitireceksiniz. Buradan gidecek. Hafız olduktan sonra hafızlığını unutanın cennetteki durumu ne olacak? Hafızların şefaat hakkı var mıdır? Unutan Hayır. için de var mıdır? Hayır. Unutan için bir azap da vardır Allah korusun. Ama hafız olup da onu muhafaza edenlerin aile fertlerinden 10 kişiye şefaat edeceğini Efendimiz haber vermiş. Peki bir soru daha. Cennete girdikten sonra cennetten kovulmak olur mu? Orada yanlış yapsak kovulur muyuz demiş. Yanlış yapılmaz orada. Sinan niyeti bozmuş. Bir gireyim de yanlış yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Hesap oraya gidiyor hocam. İki taraf da istiyorsa sorun yok ama eşlerden biri isteyip diğeri istemiyorsa sorun nasıl çözülecek? Allah onları razı eder, memnun eder. Havzı Kevser, cennetin neresinde? Kim oradan nasıl içecek diye bir soru var. Evet, Havzı Kevser'in daha önceki programda da zannediyorum bahis konusu olmuştu. Havz derken iki şey e, anlamak lazım. Birincisi Mahşer'de o mahşetin dehşetli hararetinde e, münhasıran e, iman etmiş insanların hararetlerini gidermek üzere efendimize bahşedilen bir havz var, havuz var. O başka bir şey diyor alimlerimiz. Bir de Havzı Kevser var. Kevser cennette bir ırmaktır. E, o başka bir şey. Bu ikisini birbirine karıştırmamak lazım diyorlar allah Alem doğrusu da budur çünkü her iki e, alemde de her iki durumda da bir havzdan bahsediliyor. Bunların birbirine farklı olması lazım. havz Kevser cennette münhasıran Efendimiz'e bahsedilen ve Efendimiz'in ümmetine e, ikram edilecek olan bir e, içecektir. Ya bir kardeşim de bir umuttur deyip bir soru sormuş hocam. Evlilerden biri cennet biri cehenneme gitse nikah düşecek mi? evlilerden biri cennet. Ya mesela, yani ebedi cehennemlikten mi bahsediyoruz? Bilemiyorum ama diyelim ki ha o da mesela enteresan bir soru. Bir şöyle sorayım o zaman soruyu. Birisi ebedi cehennemlik, öbürü cennetlik. Nikahları düşecek muhtemelen değil mi? Eş durumu, evlilik durumu ortadan kalkacak. Zaten e, bu dünyadayken de ama belki kadın e, ehli kitap olursa e, nikah devam eder ama ahirette kadın cehennemliktir hmm. Reci diyor ki hoca gitmiş görmüş gibi anlatıyor diyenler varmış <laughs> Bunlar tabi hocam şunu söyleyeyim ha. biz ahirete sadece iman etmeyiz yakinen iman ederiz yani bu iman dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de imandan imanın diğer ilkelerinden çok sık baksedilmez en sık bahsedileni Allah'a ve ahirete imandır. Bu ikisine iman yakini ve detaylı olmak zorundadır. Ahiretle ilgili herhangi ya da iman edilecek diğer hususlarla ilgili herhangi bir e, kapalı nokta, şüphe, tereddüt bulunmamalıdır. Aksi halde iman söz konusu olmaz. Bu bir kanaat olur, bir zan olur. İmanla zan arasında, itikatla zan arasında da yerle gök kadar fark vardır. Bir de imanın yakin olması lazım Yakini iman olması lazım Dolayısıyla biz gitmedik görmedik ama bize düşen gözümüzle görmüş gibi iman etmektir ki buna... neye ayetlere evet. Efendimizin hadislerine evet. ve bunlar oradan hareketle cevap ki Allah razı olsun hani evet. bilmediğinize de bilmiyorum ya da duymadım bunu da diyorsunuz nihayetinde Şimdi soru sorunun ikinci şekli de şu hocam eşlerden birisi cennette öbürü cehennemde ama cezasını çektikten sonra cennete gelecek. Şimdi cennetteki erkek olsun, cehennemdeki de kadın olsun ya da tersini söyleyelim. Ya ama böyle daha iyi. Yani daha iyi derken de yanlış anlaşılmasın. Misali daha rahat verebileceğim. Mesela abi cennette oturuyor, huriler var filan, keyif yerinde, hatun da yok cehennemde. Yüz 100 sene, bin sene ne kadarsa çıktı geldi. Gelince ne olacak? Yani şu olmayacak mı? Ne yaptın ben siz yani diyecek mi? Ya da bunlar kim? Ben bunları burada zinhar istemiyorum. Böyle bir şey. Demez. Çünkü başından beri hep söylüyoruz. İnsanın kalbindeki bütün arızi duygular öyle diyelim. İnsanın kalbinden silinecek, sökülecek, atılacak. Yani birini kıskanmak söz konusu olmayacak mesela. Biri hakkında kötü düşünmek, birinin gıybetini etmek. ...birinin kuyusunu kazmak... Bu, ...bu türlü olumsuz duygular söz konusu olmayacak. Peki haremlik, selamlık... ...mesela Hz Fatıma validemizi pek merak ederim ben. Annemizi görebilecek miyiz orada? Görmek mümkün olur tabii ama... E, ...detaylarını bilmiyoruz. Ben bilmiyorum en azından. Evet hocam. Cennette PlayStation demiştiniz... ...o konuya bir daha değinir misiniz demiş. <laughs> e, i̇nsanın canının arzu ettiği her şey var dedik. Belki o cennet hayatı karşısında bu soruyu soran kardeşimiz belki de mahcup olacak. Ben playstation falan demiştim ama ee, çok çok aşağıdan bakmışım. Falan Tabii diyecek. ne ki playstation. Belki evet. oturacaksın bir yere no camp olacak orada. Barcelona Real Madrid. Sen böyle bak, bakarak oynatacaksın onları falan. Seyirciler sana. Bilemiyoruz. Cennet ehlinin şefaat hakkı var mı demiş. Cennet ehlinin derken cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme gittikten sonrasından bahsediliyorsa bu orası şefaat edilecek yer değil o o merhale değil şefaat e, daha evvel de bahsetmiştik birkaç aşamada cereyan edecek birkaç şefaat vardır e, bunlardan bir kısmı e, hesap esnasında olur bir kısmı Cennete cehenneme gitmeleri ne hükm olunmuş bir kısım müminler için olur, bir kısmı cehenneme gitmiş orada bir müddet azap çekmiş, sonra oradan çıkarılmış kimseler için söz konusu olur, bunların çıkması için söz konusu olur. Ama nihai aşamada cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme gittikten sonra nihai aşamada artık şefaat söz konusu olmaz. Peki bir soru da var hocam onu biraz açarak sorayım ki tam net anlaşılsın. Diyelim erkekler için cinsel manada huriler de var. Hanımlar için kılman var ama bu hizmet edecek. Bunun bir cinsel boyutu olmayacak dediniz. Kılman ve vildan e, hanımlar içindir demedim. Hı. Cennetlikler Gene. içindir dedim. Yani e, şöyle bir ikilem e, o söylediğim şeklinde anlaşıldıysa düzeltelim onu. Erkekler için huriler vardır kadınlar için de cinsel e, anlamda bir e, eş anlamında gılman ya da vildan vardır diyemeyiz. Böyle dememizi mümkün kılacak ne bir ayet ne bir hadis var. Ama bütün cennetlikler için onların hizmetinde bulunmak üzere vildan ve gılman vardır. Peki bunu diyemiyoruz. Bekar ölmüş bir hanım cennete gitti. Cennette o nasıl olacak? Onun herhangi bir yani Cinsel manadaki ihtiyacı nasıl giderilecek? Soru onu soruyor. Bilmiyorum. Bilmiyoruz. Cennette engellilerin durumu ne olacak? Mesela yürüyemeyen demiş. Engel olmayacak. Yürüyemeyen de yürüyecek. Hatta uçacak bile demin söylediğiniz evet. gibi. Kişi sevdiği ile beraberdir diyor ayette. Peki benim sevmediğim biri benle birlikte olmak isterse nasıl olacak? Bu ayet değil hadistir. El mer'uma ma'amen ahabbe yani ben sizi seviyorum ama siz beni sevmiyorsunuz oradaki tabi şey e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahabeden birisinin e, sorduğu bir soru üzerine Efendimiz'in söylediği ya Resulullah ben seni çok seviyorum ama sen cennette çok yüksek bir makamda olacaksın benim amelim kırık dökük ben seninle nasıl birlikte olacağım deyince Efendimiz böyle buyurmuş el mer'u ma'amen ahabbe kişi kıyamette, ahirette sevdiğiyle beraberdir. O sizin söylediğiniz şey müminler arasında böyle bir münaferet olmayacak. Az önce de söyledik. Bütün olumsuz duygular insanın kalbinden, bünyesinden, fıtratından çekilip alınmış olacağı için cennetlik kullar da hep aynı sevgi, muhabbet, ülfet kıvamında olacağı için Cennetlikler arasında ben seni görmek istemiyorum muhabbeti olmaz. Peki mesela hocam cin çarpması diye bir şey biliyoruz. Evet. Işte bu falanca cin çarpmış. Bir gün bir yerde okudum mu birinden mi duydum. Biz dünyada cinleri göremiyoruz. Onlar da cennette bizi görmeyecekler. İnsanlar cinleri görecek ama cinler insanları görmeyecek. Hatta Latife ile şöyle geçerken bir tane ne oldu insan çarptı filan. <laughs> Böyle bir şey var mı? Bilmiyorum. Bilmiyoruz. Ümit Altun Sormuş diyor ki cennette hava sıcak ya da soğukluğu var mıdır? Cennette hava. Yani havanın sıcak ya da soğuk insanı olması. İnsanı rahatsız edecek hiçbir şey yoktur. Cinler ve insanlar aynı yerde mi olacak? Bilmiyorum. Yasak meyve gibi herhangi bir yasak Hayır, olacak cennette mı? Cennette yasak meyve yoktur. Bu ilginç soruyla bitirelim. Dövmesi olan biri cennete mi Mesela... hocam? Hani. Diyor ki bu dövme dövme yaptırmak dursun biliyorsunuz diyor. günahtır. Efendimiz şiddetle sakındırmış. Dövme yapmak, e, yapan yaptıran e, için Efendimiz azap e, olacağını söylemiş. Onun için e, yaptırmamak gerekir. Yaptırmak niyetinde olan kardeşlerimize de buradan bir uyarıda bulunmuş olalım. Bir günahtır yaptırmasınlar. Yaptırmış olanlar da kurtulabiliyorlar. Sildirsinler da. evet evet kurtulsun. Peki hocam hani çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ol, Geldik ol. yavaş yavaş programın sonuna. Cennet dedik, cehennem dedik. Dilimizin döndüğünce sorduk. Siz de sağolunuz. Esirgemediniz. İstifade ettik. Dilimiz döndüğünce. Tabii. Son soruyu da şöyle soralım. Şimdi tamam cennet çok güzel ve cehennem çok korkutucu. Allah muhafaza buyursun. Hı. Cehennemden uzak, cennete yakın olmak isteyen bir insan ne yapmalı, nereden başlamalı, nasıl bir hayat yaşamalı? Evet. Cennet kolay değil. Cehennem gereksiz değil. Her ikisinin de e, doldurduğu bir boşluk var. Her ikisi de e, hak etmiş olanların gideceği iki mekandır. E, programın başında Efendimiz'den bir hadis nakletmiştim. Cennet sıkıntılarla, meşakkatlerle örülüdür, kuşatılmıştır. Cehennem de boşa gidecek şeylerle, şehvani şeylerle kuşatılmıştır. Dolayısıyla bu dünyada cenneti yaşamak isteyen kimse, öbür taraftaki e, akıbetinden korksun. E, bu dünyada bir takım ilahi emirler, yasaklar, sorumluluklar, çizgiler, sınırlar, e, bunlara riayet ederek yaşayan insan da, öbür taraftaki akıbetini düşünsün. Bütün bunların ötesinde, şunu bir, insani ahlaki ilke olarak ortaya koymamız lazım. Biz müminler zirve noktada e, cennete gitmek ve oradaki nimetlere nail olmak için amel etmeyiz. Allah rızası için yaparız. Bizim için Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle cennette bir büyük mükafat vardır ama bundan daha güzeli Allah'ın rızasıdır, hoşnutluğudur. Öbürü Cenab-ı Hakk'ın lütfudur, ikramıdır. Ama biz bu dünyada özellikle cennetteki Huri, Gılman vesaire gibi biyolojik, bedeni, cinsel arzularımıza kavuşmak için e, e, bu dinin hükümlerine riayet ediyor değiliz. Bu bir ahlak meselesidir, bir itikat ve bir ilke meselesidir. Öbürü Cenab-ı Hakk'ın lütfudur. Siz anlatırken şu hatırıma geldi. Bir Allah dostunun yıllarca hizmet etmiş bir talebesi yaşlılığında işte hanımı ölmüş. Belki bir 10-15 sene sonrasında 70'li yaşlar. Ben bir daha evlenmek istiyorum efendim diye destur istemiş. Mübarek de Allah Teala inşallah sana cennette huriler verecek. 70 tane huri verecek diye. Efendim bir tane dünyada verse olmaz mı? <laughs> diye vermişti. Evet. Yunus'un dediği hadi onu da sorayım ve onunla bitirelim. Hani çok okuruz cennet cennet dedikleri birkaç köşkte birkaç huri. Şimdi bunu Yunus olmadan demek nasıldır? Doğru Yunus iyidir. olduktan sonra diyememek nasıldır? Ee, az önce de söyledim. Biz cennete gitmek ve orada huri, köşk vesaire elde etmek için kulluk etmeyiz. Ee, kulluğumuzun üç mertebesi vardır Serdar Bey. Bunlara ibadet, ubudiyet ve ubudet diyoruz. Bunlar iç içe üç mertebedir. İbadet, işin başındaki insanlar içindir cehenneme gitmemek, cehennem korkusu, cennete gitmek, cennet arzusu için yapılır. Ubudiyet bir e, ahlaki sorumluluk hissiyle bu dünyada hareket edenler içindir. Ubudet de münhasıran Allah rızası için yaşamanın adıdır. Bunu yaptığınız zaman cennet, cehennem vesaire işte o Yunus'un söylediği şiirdeki yerine oturuyor. Evet mesele budur. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağolunuz. Çok güzel oldu. Neyle bitiririz diyordum. Şöyle bitirelim. Necip Fazıl merhuma bir Fatiha'ya vesile olur belki diyerek. Çok güzel bir üstadın şiiridir. Ezberimde olduğu kadar okuyacağım. Eksik yanlış olursa hoş görün. Bu arada haftaya bir başka programda buluşunca edeyim. Allah ısmarladık diyoruz. Allah inşallah cehennemden bizi emin eylesin ve cennete ...girmeyi umut ediyoruz. Evet. Cennetine koyduklarından eylesin. Razı olduğu kullardan eylesin. Niyazımız budur. Necip Fazıl Merhum demiş ki... O erler ki gönül fezasındalar. Toprakta sürünme ezasındalar. Yıldızları tesbih tesbih çeker de... ...namazda arka saf hizasındalar. Bir an yabancıya kaysa gözleri... ...bir ömür gözyaşı cezasındalar günü her dem dolup her dem başlayan ezel senedinin imzasındalar. Her rengi silici aşk ötesi renk, o rengin kavuran beyzasındalar. İçine nefs sızan ibadetlerin birbiri ardınca kazasındalar. Ne cennet tasası ve ne cehennem. Sadece Allah'ın rızasındalar. Allah'a